İyi akşamlar. Ulusal Özel'de karşınızdayız. Günün gelişmelerini, sıcak başlıklarını iki bölümde ekranlara getirmeyi sizlere yansıtmaya çalışacağız. Aydın'ın gazetesi Dış Haberler Koordinatörü Gökün Göçmen burada stüdyoda olacak. Birlikte değerlendirmeye çalışacağız Gökün'le bazı konuları. Hoş geldin Gökün. Hoş bulduk. Tabii neler konuşacağız? Biraz onlardan bahsedeyim istersen. Öncelikle bir Memiç konusu var. Memiç meselesi var. Sadece Memiç de değil aslında. Memiç'ten Kandil'e uzanan hatta bazı gelişmeler var. Sıcak temaslar var. Hem diplomatik temaslar var hem de sahada bazı askeri gelişmeler ve ek olarak bazı beklentiler var. Bunları biraz konuşmamız gerekiyor. Ama tabii burada Türk-Amerikan ilişkileri bağlamında özel bir başlık açmamız gerekecek. İşte o noktada da deneyimli gazeteci Savaş Sual'la bir bağlantımız olacak. Türk-Amerikan ilişkilerini yakından izleyen, öte yandan yine emekli hava pilotu Tümgeneral Beyazıt Karataş da ilerleyen dakikalarda ilk bölümde katılarak görüşlerini sunacak. Özellikle Türk-Amerikan ilişkilerinde F-35 ve benzeri konularda bazı problemler, pürüzler var. Bazı görüşmeler var. İkinci bölümde ne yapacağız? İkinci bölümde tabii biraz daha Irak'a bakacağız. Seçim gündemiyle biraz geri planda kalan Kandil'e yönelik bazı hareketler, operasyonlar görüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok da gündeme bir kenarından olsa da yaptığı bazı operasyonlar var. Hemen İran sınırında kenarında. İşte o noktada bir İran'a da döneceğiz. İran'a da bakacağız. Ve biraz daha doğuya gideceğiz. İran'dan da Çin'den gelen bir konuğumuz, misafirimiz olacak. O da sürpriz olsun. O da yine ikinci bölümde dış gündemde bağlamında konuşmaya başlayacağız. Gökün istersen şöyle yapalım. Bugünkü temaslar neydi, ne oldu? Bir Memiç muammamız var bizim. Biz sürekli anlaştık diyoruz. Ama bir de bakıyoruz Amerikalılar hayır anlaşamadık diyor. Aslında soru çok basit. Sence biz anlaştık mı Amerika ile? Anlaştıysak neydi anlaştık? Yorumlarını almak istiyorum. Tamam, istersen ben bu Memiç meselesini biraz daha dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz açısından faydalı olması hasebiyle Memiç meselesine şöyle genel bir bakışla istersen başlayalım. Memiç neydi, ne oldu? Türkiye'nin kırmızı çizgileri neredeydi? Amerika ile temaslarımız bu noktada nasıl gelişti? Bunların yanıtını arayalım. Biliyorsunuz 2012 yılında Memiç ÖSO tarafından alındı. Daha sonra IŞİD'in eline geçti. 2016 yılına geldiğimiz zaman da ABD destekli PKK-PYD tarafından ele geçirilmiş oldu. Nüfusun büyük çoğunluğu Arap bu bölgede. Bunu da not etmek lazım. İlerleyen dakikalarda neden bu vurguyu yaptığımı açıklayacağım. Şimdi peki bugünkü bu görüşme ilk temas mıydı? Hayır, ilk temas değildi. Aslında Türkiye Zeytin Dalı Harekatı'na başladığı andan itibaren, hatta biraz daha geriye gidelim, Türkiye Fırat Kalkanı Harekatı'na başladığı andan itibaren Amerika'nın temel amacı çökmüş oldu. Neydi o? Akdeniz'e uzanan bir terör koridoru diyelim. Bir terör koridoru, evet, kurmak istiyordu. Bu terör koridoruna öncelikle Fırat Kalkanı, arkasından Zeytin Dalı'yla müdahale edildi. Bu kapsamda şu gündeme geldi. Türkiye'nin müdahale ettiği yerlerde bu zamana değin ABD askeri bulunmamaktaydı. Fakat Memiç'te ABD askerinin olduğunu biliyoruz. Türkiye sırası dedi ki önce Memiç'e gelecek, arkasından da PKK-PYD'nin bulunduğu diğer bölgelere biz siyasi ve askeri anlamda çalışmalarımızı devam ettireceğiz demişlerdi. Memiç meselesi bu noktada ABD kamuoyu için çok önemliydi. 16 Şubat tarihinde görevden alınan, daha doğrusu istifa eden ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Tillerson'la Çavuşoğlu'nun bir görüşmesi olmuştu. O görüşme malumunuz, orada bir karar alınmıştı. Ne yapacağız denmişti. Memiç için bir yol haritası belirleyeceğiz. Peki bu yol haritasını biz nasıl belirleyeceğiz? Bu noktada çalışma gruplarının oluşturulması kararlaştırılmıştı. Fakat arkasından gelen Tillerson'un görevden alınması ve yerine Pompeo'nun gelmesiyle birlikte bir duraklama dönemine girildi. Fakat Amerika bu noktada şeyini kesmedi, baskısını Türkiye üzerinden kesmedi. Amerika'nın temel bir planı vardı bunu uygulamakta. Ne bu? Evet, artık Akdeniz'e uzanan bir şey yok. Fakat en azından Irak sınırına doğru oluşturduğumuz terör hattını bir şekilde güvenceye alalım. Bunun için... Yani diyorsun ki ortada, hı-hı, bir koridor planı vardı, hı-hı, ama bu koridorun denize çıkma hedefiyle, hı-hı, işte inşa edilmek, hı-hı, edilen istenen kısmı yıkıldı. Evet, geri, evet, kalanını, evet, biraz kurtarmaya mı çalışıyor, evet, Amerika? Sence, evet, böyle mi? Yani böyle, bunu yapıyor. Bunu yaparken de tabii Türkiye Tillerson'la görüştüğü zaman şöyle bir tablo vardı. Onu da söylemek lazım. Hı-hı. Türkiye'nin operasyonları devam ediyordu. Çok ciddi anlamda bir direniş olacağını beklemişlerdi. Fakat Türk Silahlı Kuvvetleri sildi, süpürdü ve çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdi bu noktada. Şu andaki görüşmenin koşullarına baktığımız zaman o zamanki görüşmeler ki
atmosferle bugünkü tablo birbirinin aslında biraz daha zıttı. Ne açıdan tam zıttı? Türkiye bir seçim atmosferine girdi. Dolayısıyla hükümet özellikle Avrupa yönünde bir açılım yaptı. Bugün de Çavuşoğlu'nun açıklamasını anladığımız üzere topu atmayalım artık Amerika'yla ve AKP'nin seçim programına baktığımız zaman müttefiklerimizle ilişkilerimizi güvene dayalı tekrar tesis etmek istiyoruz vurgularına baktığımız zaman bugün ekonomik durumu da tabii unutmadan buraya ekleyelim. Bugün hükümetin eli eskisine oranla daha güçsüz. Dolayısıyla bu ABD'nin elinde bir havuçlar ve sopalar var. O havuçlardan öncelikle başlayalım. Ne dedi? Sizin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla oluşturduğunuz bölgelerin geleceğini yine siz belirleyin. Yani tırnak içerisinde söylüyorum. Bu bir Amerika'nın Sünnistan planı. Şunu öneriyorlar. Diyorlar ki siz Fırat'ın güneyinde aldığınız, terörden temizlediğiniz bölgelerdeki unsurlarla bir yerel yönetim oluşturun. Geri kalan bölgelerde de sıcak çatışmaya girmeden biz buraya güvence altına alalım. Terör unsurlarından sizin dediğiniz gibi arındıralım. Fakat bunun imkanı var mı yok mu? Bu aslında bir tam bir muamma. Münbiç konusunda da bugün Pompeo 3 aşamalı yani bir yol haritası söylenmedi. Fakat uzun zamandır medyada konuşulan bir 3 ayaklı Münbiç planı olduğunu biz biliyoruz. Bu plan ne? 30 gün içerisinde PKK-PYD unsurlarının Münbiç'i terk etmesi, bize gelen bilgiler ışığında bir kısmının Aynel Arap bölgesine, yani Kobani diye adlandırılan Aynel Arap bölgesine geçtiğini biliyoruz. 45 gün içerisinde ABD ve Türkiye'nin içerisinde bulunduğu bir denetleme mekanizmasının kurulması. Şimdi tam bu verdiğin rakamlarla ilgili bazı sıcak noktalar var. İstersen onları yeni gelişme olduğu için aktarayım ben. Biraz öyle devam edelim. Çünkü bu sürelerle ilgili şu an net bir şey olmadığını Dışişleri Bakanı açıkladı. Yani şöyle bir anlaşma var. Daha doğrusu bir anlaşma demeyelim buna. Plan üzerinde mutabakat var. Evet. Ve bunun altına imzalarımızı attık. Bunun uygulanıp uygulanmayacağını ise zaman içerisinde sahada ve zaman içerisinde askeri saha içerisinde göreceğiz. Bir takım planların yazılıp çizildiğinden de bahsetti bugün az önce Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Amerika'da konuşurken. Fakat bu 30 gün 45 gün bu konularda bir muğlaklık olduğunu yani önümüzdeki 6 ay süresince bunların yapılabileceğini olabileceğini yani biraz orta vadeye aslında işaret etti. Buradan da biraz aslında şunu anlamak gerekiyor. Yani evet görüşme var. Evet bir masada Türkiye ve Amerika oturdu. Membiç konusunda yani Fırat'ın batısından PKK'nın Fırat'ın doğusuna atılması. Atılması. En azından şimdilik ilk aşamada konu bu, mesele bu. Amerikan tarafıyla bazı konularda bir plan üzerinde mutabakat olduğu söyleniyor. Ancak bunun uygulanmasıyla ilgili hala top bir şey var. İstihbarat birimlerine, güvenlik birimlerine ve sahadaki askerlere atılıyor. Yani buradan aslında ilk anda bir anlaşma var. Membiç konusunda ciddi bir uzlaşı var. Ve bu uzlaşı neticesinde Türkiye ile Amerika el sıkıştı. Sorunlar çözülüyor. Yani Membiç'te Türkiye istediğini aldı. Amerika'da Türkiye'nin istediğini verdi. Sonucunu çıkarmak erken. Çünkü burada şu ayrıntı da önemliydi. Çavuşoğlu Amerika'da şunu dedi. Tamam masada konuştuk, mutabakat oldu ama bakalım sahada ne olacak? Peki, sahaya burada yönelik bir kuşku var. Yani Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Amerika'daki açıklamasında dahi sahada kendin ne olacak şeklinde bir ne diyelim soru işareti bırakıyor ki biraz ucunu açık bırakıyor. Neyin? Olası bir uzlaşmazlık durumunda tamam, Türkiye'nin işte pozisyonunu. Tam bu noktada şunu yani söylemek istiyorum. Bir nokta farklı düşünüyorum senden orada. Evet. Ben şunu söylemek istiyorum. Aslında burada şuraya odaklanmak lazım. Yani Çavuşoğlu işte sahada olanlara bakalım diyor. İyi tamam güzel. Bu üç aşamalı plan süreler değişir vesaire ama Türkiye ve ABD arasında çalışma grupları, temas grupları oluşmadan önce dahi Amerika'nın önüne gelen kuruluşları, işte Foreign Policy gibi, Atlantik Konseyi gibi bu tür kuruluşlar neye dayandığını, yani bu anlaşmanın temel muhtevasının ne olacağına dair ipuçları vermişlerdi. Neyi onlar söylüyorlar? Şunu söylüyorlar, kim bölgede daha yoğun bir şey oluşturuyorsa o yerel hükümette kendisini temsil etsin ve çok yani temelinde Amerika'nın sunduğu planın temelinde şu var, YPG'yi ve PKK'yı birbirinden ayrıştıralım. Evet. Yani bunu söylüyor değil mi? Yani söylediği özel şey de bu. Bir güvenlik birimi kurulacaksa bunun içerisinde PKK'lılar olmasın ama yerel Kürt güçleri varsa buradan bunu oluşturabiliriz. Ben direkt bu planı okuduğum zaman şuna benzetmiştim. Amerika Türkiye'ye bir pilav tarifi veriyor ama bunu pirinçsiz vermeye çalışıyor. Yani pirinç olmadan bir pilav nasıl olmazsa
Bu mesela Amerika'nın tarifi de o. Yani YPG'yi ve PKK'yı, PYD'yi birbirinden ayrıştırmak olanaksız. Şimdi sabahleyin ulusal kanalı seyrederken de hocam Sayın Ünal'ın bir şeyine denk geldim. O bir şeyi hatırlattı. Ben de onu izlemiştim. Bir Fransız kanalı Kandil'e gittiği zaman soruyorlar işte bu örgütler arasındaki ayrım nedir diye. Şunu söylüyor oradaki bulunan teröristler. Bizim için herhangi bir ayrım yoktur. Biz PKK, işte YPG, PEJAK, YPJ kadın unsurlarının içerisinde bulunduğu bu üniformaları üzerimize giyebiliriz. Tam olarak böyle bir şeyi öneriyor Türkiye'ye. Peki bunu yaparken neyi aynı zamanda sunuyor? Yani bu sahada karşılığı olmayan şeyi nasıl peki Türkiye'ye kabul ettirecek? O noktada da açılım sevdası devreye giriyor. Diğer taraftan da bir havuç sunuyor. Diyor ki sizin kurtardığınız bölgeleri biliyoruz. Esad'a vermek istemezsiniz siz de. Haydi gelin burada biz bir iki tarafta kendi istediği kantonlarını bir şekilde kursun ve yönetsin. Bu aynı zamanda Cenevre'de ve olası barış görüşmelerinde sizin elinizde de bir kaldıraç, bir manivela görevi görecektir. Mesajını veriyor. Sopalar neler? Tabii sopaları biliyoruz biz. Elinde çeşitli baskı unsurları var. Özellikle işte Amerika'da devam eden davalar, sonuçlanan yaptırım davaları var. Türkiye'ye muhtemel biçimlerde uygulanması planlanan ambargolar var. Bir taraftan seçim geliyor. İşte seçimin yarattığı bir atmosfer var. Dolayısıyla ABD'nin sunduğu planın temelinde bir işlemezlik var. Evet. Temel şeyler bu benim görebildiğim kadarıyla. Ama biz hep bunu tartışıyorduk. Yani bu uygulanabilir mi? Sahada bir gerçekliği var mı bunun? Peki bunu Rusya ne diyecek? İran ne diyecek? Suriye ne diyecek? Aslında Suriye çok da güzel bir top attı, pas attı deyim yerindeyse. Hafta içerisinde, geçtiğimiz hafta içerisinde biliyorsunuz Esad röportaj verdi. PKK-PYD ile ilgili güç kullanarak öncelikle müzakere edeceğiz buradan çıkmaları için, buradaki yönetimi devretmeleri için. Eğer bunda sonuç alamazsak güç kullanmak suretiyle bu bölgeden atacağız. Şimdi Türkiye böyle bir noktadayken Rusya'nın, İran'ın ve Suriye'nin kafasında soru işaretleri yaratabilecek bir hamle yapıyor. Bir çalışma grubu oluşturuyor ve bu çalışma grubu içerisinde Suriye'nin geleceğine dair Astana'dan bağımsız şekilde Washington'da bir yol haritası çizmeye çalışıyor. Elbette ki bu bölge ülkelerinin kafasında bir soru işareti yaratacaktır. Bu soru işaretine ek olarak Türkiye aradığını yine Washington'da bulamayacaktır. Uygulanır mı, uygulanmaz mı? Orası ne gelecek günlerde göreceğiz ama planın temelden hatalı olduğunu vurgulamakta fayda var. Hı hı. İşte bu noktada Türkiye işte bu plana onay veriyor mu, verecek mi? Bunu aslında tartışıyorduk. Bir telefon bağlantımız vardı. Hazırsa oradan istersek devam edelim. İyi bir noktada geldik. Türk-Amerikan ilişkilerini de yakından takip eden deneyimli bir gazeteci telefon attığımızda. Sayın Savaş Süreli, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Aslında sorumuz basit ve kısa. Türkiye ile Amerika sizce bugün bir anlaşmaya varabildi mi? Net, tanımlanmış, başı sonu bir anlaşma sizce Membiç konusunda varıldı mı efendim? Aslında şu andaki anlaşma, yani Çavuşoğlu'nun açıklamalarının dışında net bir şey yok benim gördüğüm kadarıyla. Biliyorsunuz Çavuşoğlu'nun Washington temasları gecikmiş bir görüşme. Daha önce de Dışişleri Bakanı Tillerson, Trump tarafından görevden alınıp yerine CIA eski başkanı Pompeo atanınca ertelenmişti. Ve Pompeo'nun kongre tarafından atanmasının onaylanması beklenmişti. Ve hatta Çavuşoğlu ABD'yi ziyaret etmesine rağmen Pompeo'nun onayı nedeniyle görüşme yapmadan Ankara'ya dönmüştü. Bugün bir saat sürdüğü ileri sürülen görüşmede her iki tarafta ilerleme kaydedildi demesine rağmen bilinenden öte ne tür bir ilerleme kaydedildiği anlaşılamıyor. Türk tarafının açıklamasından bu görüşmedeki tek ilerleme olarak Membiç ortaya çıkıyor ama burada da bir yol haritası diye tanımlanıyor ortak plan. Bu ortak planın maddeleri bugüne kadar Türk diplomatlarca Amerika tarafına iletilmişti. Hatta bundan bir hafta kadar önce hatırlarsanız Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da Washington'u ziyaret etmiş ve Amerikalı askeri yetkililerle bu temaslarda bulunmuştu. Yalnız bu konudaki ilerleme kaydedildi laflarını Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü resmi bir şekilde yalanlamıştı. Böyle bir konuda anlaşma yok demişti. Neler var diye bakarsak yol haritası diye tanımladıkları bu ortak planda birinci belirlik komisyonların kurulması geliyor.
Bence yeni bir şey olmayan bu komisyonlar ve kentin güvenliğinin yerel halk tarafından sağlanması istenmesi de defalarca Washington'a gönderilen diplomatlar tarafından istenmişti. Ancak bugüne kadar olumlu bir yanıt alamadılar. Türk tarafının istediği gibi YPG derhal Fırat'ın doğusuna çekilmiyor. Buna karşılık Ankara'nın daha önce açıkladığı gibi Menbiç'e bir operasyon düzenleme isteğinden de vazgeçildiği ortaya çıkıyor. Hatırlarsanız bir zamanlar slogan vardı. Bugün Afrin, yarın Menbiç demişlerdi. Böylece bu Menbiç lafı da karambole gitti. Ayrıca anladığımız kadarıyla geleneksel konumuz terörist FETÖ'nün iadesi içinde net bir gelişme yok. Açıklamadaki adli ve ikili ilişkileri geliştirmek için çalışma gruplarından söz ediliyor. Amerikan tarafının hangi konulara önem verdiğine dikkat çekerseniz bu adli komisyonun çalışma grubunun hangi konularla çalışacağı da ortada. Burada Rıza Taraf dahil Halk Bankası yetkilisi Atilla konuları da yer alıyor bütün bunların içinde. Amerikan tarafı özellikle Rahip Bronson dışında tutuklanan öteki konsolosluk yetkililerinin de serbest bırakılmasını istiyor. Bu konuda biliyorsunuz Başkan Trump ve yardımcısı Pence olmak üzere Beyaz Saray öncelik verdiğini hiç saklamamıştı. Amerikan tarafının toplantıya Rus S-400 füze savar sistemleriyle F-35 konusunu da Rahip Bronson sorununun yanında getirdiği anlaşılıyor. Buna Türk tarafından net bir açıklama yok. Özellikle ABD Kongresi'nde Ankara'ya yönelik iki yaptırım yasa tasarısı varken bu tasarılar her an kongrede onaylanabilir. Ayrıca efendim, Washington... Sayın Çavuşoğlu bu konuda bir sorun olmadığını, F-35'lerin normal takvimde teslim edileceğini söyledi. Bugünkü açıklamasından bir not. Şimdi Sayın Çavuşoğlu sadece şeyle görüştü, Amerikan yönetimiyle görüştü. Biliyorsunuz Amerika'nın her türlü silah ihracatı veya silah satışı kongrenin onayından geçmek zorundadır. Kongre eğer onaylamazsa hiçbir silah satışını yapamazlar. Şu anda da benim bildiğim kadarıyla hem S-400 hem de Bronson konusunda bağlantılı olan kongrede iki yasa tasarısı var. Bugün yarın çıkması bekleniyor. Belki Çavuşoğlu ayrılmadan bu yasa tasarıları onaylanmış olabilir yani. Onun için bir de işin tuhaf bir tarafı var. Ben Çavuşoğlu'nun Amerika'daki açıklamalarından üçünü hatırlıyorum. Daha Beyaz Saray'dan ayrılmadan yarım saat sonra Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı tekzip etti. Böyle bir şey söylemedik dedi. Bunun için yani bu konuda ben özellikle Amerikan tarafının yapacağı açıklamanın ne olacağını görmek istiyorum. Peki siz şunu da sormak isterim. Kandil grubuyla bu Suriye Demokratik Güçleri denilen yapı içerisinde işte YPG'nin ayrıştırılması ya da Suriye'deki PKK'lıların ayrıştırılması, şimdi söylenen şey bu. Amerikalılar söylemişti ilk başta bunu. Geçtiğimiz evet. günlerde Sayın Çavuşoğlu'nda bir gazetede mülakatı vardı. Amerikalılar bunları ayrıştırmaya çalışıyor diye. Sizce bu mümkün mü bu Memiç'te? Bence bunu yedirecekler. Yani daha doğrusu YPG'yi ortadan kaldırıp başka bir isim altında, daha önce yaptılar bunu hatırlarsanız, başka bir grup altında, adı altında tekrar başka bölgelere sevk edecekler. Çünkü Amerika bu terör grubuyla bugün değil, geçmişte de çok uzun süredir birlikte çalıştı. PKK'ya biliyorsunuz yaptığı yardımları biliyoruz. Gizli saklı bir şey değil bunlar. Ama bunun Ankara'ya nasıl kabul ettirecekleri ve ne karşılığında bir uzlaşmaya gidileceği bence merak konusu. Ben Çavuşoğlu'nun bu gezisini Amerika ile bir uzlaşma gezisi olarak görüyorum. Yani bir şeyler kopartmak değil, sadece onları teskin etmek için gitmiş gibi geliyor bana. Efendim, son olarak tabii Amerika'yı işte yakından izliyorsunuz, olan biten kongredeki süreçler vesaire. Şimdi biz de şunu anlayamıyoruz bir türlü. Türkiye sürekli anlaştık diyor, uzlaştık, mütabakat var diyor Türk Dışişleri. Ama Amerikan tarafı bu onayı bir türlü vermiyor. Bizdeki bu tutum, Amerika'daki bu soğukluk, yani bunu neyle, nasıl açıklayacağız? Çok basit, birisi Türkiye'deki siyasetçiler veyahut da yetkililer iç politikaya dönük açıklamalar yapılıyor. Uluslararası alanda bugünkü durumumuz ortada gördüğünüz gibi. Hangi konuda bizim dostumuz var? Hangi konuda bir iyi ilişkimiz var? Türkiye'de her türlü politikacı her zaman için iç politikaya yönelik açıklamalarda bulunmuştur. Söyledikleriyle icra ettikleri konular 180 derece her zaman ters olmuştur.
Evet, teşekkürler efendim katkılarınız için. İyi çalışmalar. Sağ olun. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Evet, Savaş Suzal dinledik. Aslında yine bir belirsizlik var. Yani Türkiye her ne kadar Sayın Çavuşoğlu Amerika'dan bir mutabakat var. Belki seçim öncesi Amerika ile uzlaşı var. Tabii bir taraftan ekonomik sıkıntılar da var Türkiye'de. Belki uluslararası sermaye ürkütülmek istenmiyor. Amerika ile bir gerilim, olası bir gerilim. Başka parametreleri de siyasette ve ekonomide etkileyebilir. Belki de bu yönden bir yumuşak açıklama geldi ama şu an Amerika'dan gelecek açıklamayı aslında beklemek lazım. Türkiye bir taraftan da aslında bu Suriye'de savaşın sonuna yaklaştıkça bambaşka bir ikilemle karşı karşıya kalıyor. O noktada belki biraz daha fikir jimnastiği yapmak lazım. Şimdi Türkiye oyun kurucu olarak Suriye'de iki ülkeyi muhatap oluyor. Bunlardan birincisi Rusya, ikincisi Amerika. Öncelikli olarak siyasi tabloyu Rusya'nın çizeceğini söylüyor ki geçtiğimiz günlerde Vladimir Putin'de yaptığı açıklamada biliyorsunuz Soçi'de yapmıştı bu açıklamayı. Burada dedi ki Suriye'den artık yabancı güçlerin çekilme vakti geldi. Şimdi Amerika da diğer taraftan bölgede PKK'yı, PYD'yi kucağına atacak bir sistem arayışında. Biliyorsunuz Trump'ın çekilme kararı aslında çok fazla sahada ciddi bir karşılığı olmasa da nihai olarak Washington'un temel yönelimini belirleyecek bir siyaset. Ayrıca askeri anlamda koruma sağlasa dahi oradaki üslerin ekonomik anlamda burada kurulacak yapıyı besleme şansları yok. Şimdi harita gözümüzün önüne gelirse Irak tarafından Barzani ile araları kötü, onu biliyoruz. Türkiye zaten hiçbir şekilde temasta bulunmuyor. Dolayısıyla sadece iletişim kurabilecekleri tek kanal Suriye, Şam yönetimi. Şimdi Rusya şunu söylüyor, başından beri şunu söylüyor ve bunun farkında da olmak lazım. YPG'yi bir şekilde, PYD'yi bir şekilde barış görüşmelerine katmakta ısrarcı. Şimdi Türkiye'nin kafasında şöyle bir soru işareti de doğdu. Yarın öbür gün Amerika da şunu söylüyor ayrıca, ya biz bunları besleyemeyeceğimize göre, bu şekilde sonsuza değin kalıcı bir yapı içerisinde koruyamayacağımıza göre bir şekilde var olan halini koruyarak Rusya'nın da yardımıyla bunu Şam'a kabul ettirelim. Böyle bir tablo var. Bakın aynı tablonun bir benzerini de Suriye'nin güneyinde görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye şu anda şunu görüyor, ABD ve Rusya arasında ilerleyen günlerde YPG üzerinden benim kırmızı çizgilerim esnetilebilir. Böyle bir şey içerisinde Türkiye. Peki bunun karşılığında çözümü ne sağlayabilir? Bir üçüncü seçenek daha var. Yani nedir o? Amerika'nın planı Rusya ile birlikte, daha doğrusu Rusya'nın kabul edebileceği şartlarda PYD'yi getirip onu Şam'ın kucağına terk etmek. Ve Ruslar da bunu şöyle özetliyorlar, söylüyorlar. Zaten ekonomik anlamda yaşayamayacak bu yönetim zaman içerisinde bir şey haline dönüşecektir. Şam'a bağımlı, fakat aynı zamanda da onu kendileri kültürel özellik diyor. Bu özelliği de bir şekilde koruyacaklardır. Şimdi Ruslar siyasi sistem olarak buna çok yabancı değiller. Biliyorsunuz Çeçenistan, Dağistan ve gibi örneklerden buna aşinalar. Bir benzerini Fırat'ın doğusunda kurarak bunu da zaman içerisinde, Şam içerisinde eriterek bunun hallolabileceğini düşünüyorlar. Fakat bu noktada üniter devlet yapısı ve aynı zamanda kendi içerisinde farklı bölünmelere izin vermeyecek, farklı yapılanmalara izin vermeyecek kim var burada? Bunu isteyen kim var? Suriye var. Şimdi Suriye bu noktada Türkiye'ye en yakın ülke. İkincisi kim var? İran var. İran'da bu noktada Amerikan üssünün bulunduğu ya da Amerika'ya bir şekilde hizmet edecek güçleri şey olarak askeri anlamda ezmeye kararlı. Fakat Türkiye, ben Afrin'i aldım, burayı Suriye hükümet güçlerine teslim etmeyeceğim. Ben burada okullar açacağım, ben burada PTT açacağım ve ben burada artık sürekli Şam'ı baskılayacak bir maniveliyi elimde tutacağım derse, dolayısıyla kendi sınırında da bir terör devletçiliğinin oluşmasına müsaade etmiş olur. Bir şekilde bunu istemese dahi yolun sonunda bu iş buraya çıkar. Dolayısıyla Rusya'ya, Amerika'ya tabii ki diplomatik temasları yürütmekte fayda var. Fakat en önemli nokta, artık öyle bir noktaya geldi ki bu noktadan sonra askeri operasyonların sürmesini isteyen ülkeler Türkiye, Suriye ve İran. Yani Türkiye şu anda şu noktaya kabul ettirilmeye çalışılıyor. Artık silahları kapatalım, susturalım. Senin bulunduğun bölgelerde egemenliği sen tesis et. Deyim yerindeyse burada ılımlı bir İslam kantonu sen kur.
İdlib'e de dokunmayalım. Bir şekilde o kendi içerisinde birbirini eritsinler falan. Ve senin de bir şeyin oluşsun orada. Manive alanın, bir baskı alanın oluşsun. Diğer tarafta da bunlar kalsın. Bir bu genel olmazsa... soru haritası getirirsek biraz daha. Çünkü bu harita olmadan anlaşılacak konu değil. Harita bir ağda zannediyorum buna ilişkin bir şey vardı. Hem de Mümiç'in nerede yer aldığını ve nasıl yapılandırıldığını görmek açısından harita üzerinde konuşabiliriz. Anlatmaya çalıştığım şey burada şu... Büyük güçler Amerika ve Rusya evet birbiriyle uzlaşmaz çelişkileri içerisinde barındırsalar da benim fikrime göre kimi noktalarda artık belirli alanlarda durmaya karar vermiş vaziyetteler. Şimdi Rusya Suriye'ye girerkenki amaçlarının %90'ına ulaşmış durumda. Bu noktada Suriye ile İran'la yani o bizim direniş ekseni dediğimiz gruplardan da farklı. Hem Suriye'nin gözünde farklı bakın Rusya'nın konumlanışı benim nazarımda. Şimdi Suriye'de İran'la Rusya'yı aynı kefeye koymuyor. İran'ı bir direniş eksenini müttefiki olarak görüyor. Rusya ise partneri siyasi anlamda ve askeri anlamda partneri olarak görüyor. Dolayısıyla Rusya'nın eskiden beri de böyle bir şeyi var. Amerikalı partnerleriyle bu işi çözme ve artık siyasi çözümü ulaştırma gibi. Ancak bugüne kadar Rusya'nın Amerika ile birlikte çözdüğü bir mesele de yok. Mesele yok fakat işte dediğim gibi yani ben şunun garantisini yarın öbür gün tartışmalar şiddetlendiği zaman ben şöyle bir açıklama Rusya tarafından hiç görmedim. PKK'yı PYD'nin ezilmesi ve şey olması noktasında evet hemfikirler. Türkiye bunu zorlarsa ve ciddi bir tutum alırsa yönünü değiştirebilir. Türkiye'ye destek verir. Türkiye'deki o kararlılığı görürse. Fakat aynı zamanda yarın öbür gün Türkiye Amerika ile ilişkilerini bu biçimde bu yönde ilerlettiği zaman zaten sen kendi sorununun çözümü için gidip Amerika'da icazet alıyorsan ya da onlarla bir yol haritası çiziyorsan ben de YPG'nin yarın öbür gün Cenevre'de masada olmasına karşı çıkmam ki bu zamana kadar da hiçbir şekilde size bu yönde de bir söz vermedim diyebilecek bir pozisyona sahip Rusya şu anda. Dolayısıyla Türkiye attığı adımlarla hem bir taraftan Amerika'ya yakınlaşıyor. Dediğimiz gibi ayrışması mümkün olmayan bambaşka bir şeyden böyle imkansız bir formül üzerinde tepiniyor. Rusya'nın kafasında soru işareti yaratıyor ve Ruslar ve Amerikalılarla bir yakınlaşmayı bu noktada YPG üzerinden kendi kendine yaptığı şeylerle bunu tartışma müzakere konusu ederek buna yol açıyor. Diğer taraftan da katışıksız bir Esad düşmanlığına devam ederek Esad'la iletişime geçmeyerek İran'la operasyonları koordinasyon eksikliğiyle böyle çıkmaz bir tabloyu oluşturuyor. Tabii burada tek mesele Memiç değil. Yani özellikle Memiç'te bir model çizilmek istendiği belirtiliyor. Bu model meselesi yani Amerikalılar ne zaman model dese bir durmak lazım orada. Örneğin işte Türkiye'de Kürt sorunun çözümü. Mesela o süreçte açılım modeli mesela açılım sürecinde de bir modelle başladılar. O nedenle bu Membiç belki küçük bir alan ancak orada yaratılmak tabii, istenen tırnak içinde modelle Fırat'ın doğusuna yönelik bir PKK'ya statü girişimi olabilir mi? İşte soru işareti bu. Buna devam edeceğiz. Bu konuyu da yine konuşacağımız önemli bir isim var. Eğer hazırsa arkadaşlarımdan rica edeceğim. Emekli hava pilot tüm general Sayın Beyazıt Karataş İzmir'den bağlanıyor. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Tabii F-35'i aslında önce soracaktım size ama şimdi sıcak açıklamalar geldi. Amerika'da Sayın Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı temaslarda bulundu. Membiç konusunda sizin ilk izleniminiz nedir? Sizce Türkiye-Amerika el sıkıştı mı, anlaşabildi mi daha doğrusu? Öncelikle konuşmanızın bir bölümünde söylemiştiniz. Bu bir anlaşma değil. Bir görüşme diye söylemiştiniz ama konuşmalar devam ettikçe sanki Türkiye ve Amerika arasında bir anlaşma varmış gibi geliyor. Öncelikle bir kere şunu bir kenara koyalım. Bu bir anlaşma değil. Bu bir görüşme. Evet. Yani bu görüşme derken Amerikalılar böyle yol haritası çizmeyi çok severler. Amerikalıların çizdiği yol haritaları ülkelerine gelen herhangi bir yetkili veya başka görüşmeler sırasında bu yol haritalarıyla briefing yaparlar. Ve birazcık böyle konuyu dondurmaya çalışırlar. Yol haritası anlaşma olmadığı için karşılıklı görüşme ve fikir alışverişi olarak yapılan bir görüşme olması nedeniyle de hiçbir bağlayıcılığı yok. Yani bunu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmaları sırasında da görüyorsunuz. Diyor ki Amerikalılar eğer sözlerinde durursa diyor. İşte 2 ay olabilir ama 6 aydan önce olmalıdır diyor. Dolayısıyla bunu sakın Amerika ile Türkiye arasında bir anlaşma gibi kamuoyuna lanse edebilir belki AKP yönetim ama
Bu bir görüşme. Dışişleri Bakanı'na evet. gitti. Oradaki Dışişleri Bakanı'yla görüştü. Hem de hayırlı olsun dedi. Yeni görevinde başarılar diledi. Ya bak biz geçmişte böyle bir görüşme yapmıştık. Bu görüşmeye devam ediyoruz dedi. Hemen buradan sonuca doğru geçiyorum. Biz bunu Elbap Harekatı'nda, yani Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Afrin Harekatı'nda hep söyledik. Menbiç bir pazarlık konusu olacak. Amerikalılar Menbiç'i bir havuç pazarlığı olarak görecekler. Onların asıl konuşlanmak istediği yer, bütün yapmış oldukları hazırlıkların hepsi Fırat'ı da bir tabii sınır olarak kabul ederek petrol kaynaklarının yaklaşık %75'inin olduğu, suya da sahip olduğu bir bölgede bu terör devletçiliğinin yaşamasını sağlayacak olan imkanları sağlamak, İran'ı burada sıkıştırmak, İsrail'in güvenliğini sağlamak. Bunları hep söylemiştik. Dolayısıyla burada Amerikalıların beraber güvenliği sağlayacağız, sonra bu güvenliği sana bırakacağız, sonra sen buradaki yerel güçlerle bunu yapacaksın demek, Fırat'ın doğusu olarak adlandırdığımız olan yaklaşık 500 kilometrelik bir bölümde aslında bir terör devletçiliğinin doğmasına göz yummak demek. Bu da tabii Amerika'nın arayıp da bulamadığı bir ortamda oluştu. Türkiye hem içte birlik beraberliğini sağlayamamış olması, seçim atmosferi içerisine girmesi, işin ilginç yanı dünyanın hiçbir yerinde 15-20 gün sonra seçim yapılırken kalkıp böyle bu tür görüşmeleri hiçbir zaman Dışişleri Bakanlıkları düzeyinde yapmazlar. Biraz önce Gökhan da söyledi. Bu bir seçim öncesi Amerika ile böyle bir karşılıklı görüşüyormuş şeyi yapmak, görüntüsü vermek. Bu görüntü içerisinde seçim ortamına doğru giderken bak biz uzlaşıyoruz deyip Amerika'nın böyle çok fazla üzerine gelmemesini sağlamak gibi politik değerlendirmelerin de içerisinde olduğu. Tabii dışarıdan seyredenler için de örneğin Sayın Savaş Düzel de Amerika'dan bu gelişmeleri söylerken hep dikkat ederseniz böyle şüpheyle yaklaştı. Yani Türk tarafının iç politikaya yönelik açıklamalarıyla Amerikan tarafının yapmış olduğu açıklamaları da ortaya koyduğu zaman her iki başkentten farklı farklı görülüyor. Onun için ben bunu çok fazla büyütmeyelim. Menbiç olayı bir havuçtur. Türkiye'nin gazını almak için, zaman kazanmak için yapılmış olan bir harekettir. Asıl amaç Fırat'ın doğusundaki terör devletçiliğinin olgunlaşmasını ve yerinde kalması için gerekli tedbirleri almaktır. Hatırlarsanız Milli Savunma Bakanı YPG'yi PKK'ya karşı savaştırabiliriz gibi saçma sapan şeyler söylediği gibi yine isim değiştirerek YPG'nin PKK'dan ayrılmasını sağlayabiliriz gibi Türkiye'nin de bilmesine rağmen işine gelmesi, Amerika ile ilişkilerin bozulmaması gibi biraz önce sizlerin de bahsettiği gibi masada duran sorunların daha fazla üzerlerine baskı unsuru olarak kullanılmaması ve sağlanması açısından da böyle bir uygulama var. Sonuç efendim, olarak işte, bu noktada Sayın Dışişleri Bakanı da bu nokta şöyle demişti. Amerikalılar Kandil'le işte bu Suriye'deki YPG'lileri ayrıştırmaya çalışıyor. Menbiç'te. Şimdi böyle bir ifadesi, röportajı basına yansıdı Sayın Çavuşoğlu'nun ve işte bu noktada bazı şüpheler acaba böyle bir anlaşma yani dolaylı yoldan da olsa Türkiye'nin böyle bir şeyi kabul etmeye yanaşacağı yönünde bir hava oluştu açıkçası ve Türkiye istekli görünüyor gibi. Tabii ilk görünenden bahsediyoruz bu görüşmelerde. Amerika biraz daha soğuk duruyor gibi. Bunu nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi dikkat ederseniz şu anda Türkiye, İran kuzeyinde de sınır ötesinde bazı yerlerde yerleşmeyle ilgili olarak ve PKK terör unsurlarına karşı bir harekat yürütüyor. Yani Türkiye'de aslında ortaya çıkabilecek olan her türlü olasılığa karşı da gücünü kullanmaya devam ediyor. Bu pek şu anda seçim atmosferi içerisinde yansımadı ama İran kuzeyinde belli yerlerde Türkiye sınırdan itibaren güvenliğini sağlayacak şekilde de tedbir alıyor. Yani önümüzdeki dönem içerisinde böyle diplomatik olarak yani diplomasi olarak böyle birbirimize düşman değiliz, görüşüyoruz, anlaşmazlık çıkartmayalım gibi masa başında yapılan görüşmelerin dışında her şey sahaya bu şekilde yansımayabilir. Onun için Amerika Birleşik Devletleri güçlüdür, istediğini yapabilir. Hayır, Amerika Birleşik Devletleri güçlü değil. Bir kere koalisyon sağlaması gerekiyor. Burada sınırlara sahip olan ve bölgenin bir ülkesi olması nedeniyle birazcık kafasını çalıştırsa, Suriye ile Rusya ile İran'la işbirliği içerisine girmiş olsa Türkiye aslında, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail de burada sahadaki bütün üstünlüğünü kaybedecekler. Hemen söyleyeyim ben, Amerika yine yalanlarını söylemeye devam ediyor. Amerika yalancı küresel bir devlettir. Bakın ben bunu her zaman söylüyorum. Dünyanın en büyük yalancılarından bir tanesidir. Amerikan başkanları da zaten bu yalancıların başındadır. O nedenle pek böyle tatlı sözlü şeylere inanmadığımı ben bir kere daha ulusal kanal ekranları vasıtasıyla
söylemek istiyorum Sayın Kıvanç. Bir modelden bahsediliyor, bir Membiç modeli. Tabii neticede hala süper güç sıfatını taşıyan bir devlet Amerika. Her ne kadar bazı noktalarda geri adım atsa da. Fırat'ın doğusuna ilişkin de bir model kurma çalışmalarından bahsediliyor Amerika'nın. Sizce Amerika'nın böyle bir sahada oyun gücü kaldı mı? Amerika Birleşik Devletleri bunları gerçekleştirebilir. Çünkü neden? Türkiye'yi kandırır, Türkiye'nin zaaflarından faydalanır. İsrail'i kullanır, uluslararası güçleri kullanır. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmak istediği bu sahada kalmak. Onun için de zaman kazanmaya çalışıyor. Zaman kazanmaya çalışıyor derken Türkiye'de böyle Membiç modeli gibi aslında hiç önemli bir şey değil. Membiç de neymiş yani? Bak bir kere daha söylüyorum. Membiç bizim orada yani çok kısa bir süre içerisinde Fransızını, Amerikalısını, PKK'lısını falan kovalayacağımız olan bir yer. Güç bizde. Yani sorunuzun cevabı olarak söylüyorum. Sahada biz güçlüyüz. Fakat bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri ile beraber olan bu NATO ve diğer bağlantılarla beraber gelen bu karşılıklı böyle görüşmeler aslında terör sorunu çözmediği gibi buradaki yapılması düşünülen devletçiğin de uzun yıllar başımıza bela olmasını sağlayacak. O nedenle diyorum ki Türkiye eğer bu şekilde planladığı gibi Membiç'te, Fırat'ın doğusunda veya Irak'ın kuzeyinde ortaya çıkabilecek olan unsurları temizlemeye yönelik kararlı bölge ülkeleri işbirliği yapması halinde Amerika Birleşik Devletleri sahadan mutlaka çıkmak zorunda kalacak. Veya Türkiye ile uzlaşmak zorunda, Rusya ile uzlaşmak zorunda kalacak. Sonuç olarak yani bu bölümle ilgili, sorunuzla ilgili sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Kesinlikle ve kesinlikle Türkiye eğer tekrar böyle bir açılım sürecine içerisine girip Amerika ile şirin ilişkiler kuracağız anlamında eğer bir davranış içerisine girerse terör belasıyla daha yıllarca uğraşırız ve şehitlerimiz, gazilerimiz olur ve Türkiye'de iki yakası bir araya gelmez. Milyarlarca dolar para harcar, kendi refahı için harcayacağı olan parayı yine Amerika Birleşik Devletleri ve diğer unsurların desteklemesi, terör örgütü desteklemesi sayesinde harcamak zorunda kalır. Onun için Amerika ile çok fazla güvenmesin, Amerika'da çok fazla verdiği vaatleri kanmasın diye tekrar söylüyorum ve benim şahsi görüşüm bunların hepsi yalan, vakit kazanmak ve Türkiye'yi oyalamaktır. Yıllarca başımıza bela olacak olan böyle Membiç modelleri yok işte şu modellerle falan vakit kaybetmemek, daha kararlı bir tutum sergilemek uygun olacaktır diye peki, düşünüyorum. Peki başka bir önemli bir konu da var. F-35 ve S-400. Yani Amerika'dan F-35 uçaklarının alımı 21 Haziran'da Sayın Çavuşoğlu bu uçaklar sorunsuz teslim edilmeye başlanacak diyor. Ve bir taraftan da S-400'ü Amerika yani Rus sistemini, savunma sistemini almamızı istemiyor. Yani Membiç'in de içinde olduğu sorunlar kümesinin diğer iki halkası. Ne diyeceksiniz son durum hakkında? Bu F-35'lerle ilgili veya F-35 diyelim Türkçesiyle onunla ilgili çok değişik açıklamalar yaptım. Ben hemen şunu söyleyeyim zamanımızı dikkate alarak. Küresel sermayenin küresel bir silah gücüne ihtiyacı var. Bir kere sayın izleyicilerimiz, radyodan dinliyorlarsa eğer, Uluslararası Radyo'daki dinleyicilerimiz hepsi şunu bilsinler. Küresel sermaye ve küresel silah sistemi. Yani sermayeyi korumak ve çevirebilmek için bir de silah gücüne ihtiyacımız var. F-35 işte böyle bir silah sistemi. Yani siz F-35'e girdiğiniz andan itibaren aslında milli olarak, bakın milli olarak lojistik sisteminizi teslim ediyorsunuz, lojistik stoklama sistemini teslim ediyorsunuz, bütün harekatınızı ve buna uygun yapacağınız planlamaların hepsini milli olmaktan çıkartıyorsunuz. Amerikan şirketine ve Amerika'ya teslim ediyorsunuz. Ben her zaman söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Kongre'den inşallah onaylanır da F-35'leri bize vermezler diyorum. Nedeni bu. Yani uçak işte şöyle teknik özelliklere sahip 5. nesildir falan bunları bir kenara bırakalım. İkincisi F-35 vermezse Su-57 alırız, Rus uçağı alırız, işte Çin uçağı alırız falan. Bizi izleyenler için bir kere daha söylüyorum. 1947 yılından başlayan ve 1968 yılında yapılan tüm anlaşmaların tek bir savunma anlaşması haline getirilmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri istemediği zaman siz Amerikan silah sistemlerinin ne başka bir yerde kullanabilirsiniz, ne başka bir unsurla kullanabilirsiniz, ne de eğitimini verebilirsiniz. Küçük bir örnek vermiştim, bir kere daha veriyorum. 2010 yılında 4 Çin savaş uçağı Konya'daki Anadolu Kartalı tesislerine geldi ve Türkiye ile beraber uçuşlar yapacaklardı. Amerika dedi ki bir dakika dedi sen F-16'ları kullanmak için benden izin aldın mı dedi. Bak anlaşma dedi. Anlaşmayı gösterdi. Türkiye onu görünce F-4'lerle beraber Çin uçaklarıyla beraber uçmak zorunda kaldı. Hemen buradan bu konunun bize nasıl yansıyacağını söyleyeyim. Eğer siz F-35 uçaklarını almazsanız, başka uçaklara yönelirseniz iki olasılık var.
ya NATO'dan çıkacaksınız veya elinizdeki Amerikan F-16 uçaklarını size kullandırmayacaklar. Görüyorsunuz değil mi? Bakın nasıl bağlamış sizi. S-400 konusu, yani S-400 konusu biraz farklı. O bir hava savunma silahı. Ama uçak almaya kalkar veya uçaklarla ilgili bir problem ortaya çıkarsa, ki çıkmayacak, ben bir kere daha söylüyorum, T-35'i vermek Amerika'nın menfaatine, küresel sermayenin menfaatine, küresel sermayenin silah gücünün menfaatine. Dolayısıyla 21 Haziran'da ilk uçak Türkiye'ye teslim edilecek, daha sonra 2, daha sonra 6'ya çıkacak ve önümüzdeki sene 2019 yılında da F-35'lerin ilk partisi pilotlarımızın ve makinistlerimizin eğitimleri tamamlandıktan sonra Türkiye'ye gelecek. İnşallah Amerikan Kongresi bu bekleyen tasarıyı onaylar. O zaman Türkiye işte ve Türkiye'de Batı ve NATO ile ilgili böyle bir türlü gözlerini açıp onların bize kurmuş oldukları artık menfaatlerimizin aynı çizgide kesişmediği, yani Amerika ile ve NATO ile farklı farklı kulvarlarda menfaatlerimizin olduğu bir dünyayı görürse eğer Türkiye'deki yöneticiler veya yönetime talip olanlar, o zaman işte Türkiye daha milli unsurların gelişmesine, kendi milli uçağının geliştirmesine katkı sağlayacak olan bir politika içerisine girecektir. Hep Kıbrıs'ı konuşuyoruz ama 63 Kanun Ovali'nden sonra 64'te dönemin başbakanı İsmet Ünlü Kıbrıs'a müdahale kararı aldığında Johnson mektubu unutmayalım. Johnson mektubunda da yine biraz önce Anadolu Kartalı'nda karşımıza çıkan anlaşmayı Johnson mektubunda ortaya koydu. O zaman İnönü'ndeki başka bir dünya kurulur, biz de orada yerimizi alırız dedi. Yani Türkiye her zaman başka dostlar bulabilir, bölgesel evet. işbirliği yapabilir. Ama F-35 uçaklarında Su-57 alırız, J-20 alırız, J-31 alırız falan gibi hayal kurulmasın. Çok acı bir gerçek. Dediğim gibi iki olasılık var. Ya NATO'dan çıkacaksınız ya da elinizdeki mevcut F-16'ları, F-16'ları kullanamazsınız. Bu kadar net bir şekilde sizi göbeğinizden bağlamıştır. Efendim son bir dakikamız, bu bölümü kapatacağız ama şunu da sormadan geçmek istemiyorum. O zaman kısa sürede bu ihtiyaç nasıl giderilecek? Yani burada bir boşluk yok mu? Boşluk her zaman var. Çünkü neden boşluk var biliyor musunuz? Uçağınız olsa neye yarar ki? Pilotunuz yok. Zaten pilotlarınızı yetiştirmek için şu anda büyük mücadele veriyorsunuz. Kumpas davalar. Arkasından 15 Temmuz süreci. FETÖ'nün, yani Amerikan, CIA ve FETÖ piyonuyla beraber Türkiye'yi neden böyle zayıflatmak istediğini işte şimdi görüyorsunuz. Yani uçaklarla vesaire falan olmuyor bu işler. İnsan faktörü yok. Şu anda çok müthiş bir şekilde yönetimle, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılanmasıyla ilgili olarak önemli bir mücadele var. Henüz daha FETÖ'den temizlenmedi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ektiği zehirli tohumlar, zehirli sarmaşıklar temizlenmedi. Hemen bu sorunuza cevap vereyim. Türkiye mevcut durumda bile topyekun bir savaşa giremez. Bakın çok net olarak söylüyorum. Karamsar bir tablo değil. Herkes hava kuvvetleri açısından söylüyorum. Diğer kuvvetler açısından söylemiyorum. Yani hava kuvvetleri açısından çok uzun bir savaş süreci içerisine girmez. Ama terörle mücadelesini başarıyla yapar. Bunu hem Irak'ın kuzeyinde, hem içte, hem Fırat Kalkanı Harekatı'nda ve en sonunda Afrin Harekatı sırasında gösterdi. Bu tür mahdut harekat, yani terörle mücadele veya bu bölgesel harekatı silahlı kuvvetlerimiz başarılı bir şekilde hava kuvvetlerinin desteğini alır. Ama bizim düşündüğümüz ise topyekun bir savaş. Topyekun savaşa kadar vaktimiz var. Bu kadar senedir zaten oyalanmamızın bir anlamı yoktu. Bir an önce milli imkanlarla milli uçaklarımızın geliştirilmesini evet. yapabiliriz. Artık teknoloji çok gelişti. Öyle uzun zaman falan geçer, hani böyle 5-10 yıllardan bahsediyoruz gibi gözüküyor evet. ama Türkiye bunları yapabilir. Tek sorun, son cümle o zaman şunu söyleyeyim ben. Sizi F-35'e sokarak zaten milli uçağınızı yapmanızı engelliyor. Evet. Diyeyim ve bu bölümü de böyle kapatayım Sayın Kıvanç ve Gökhan. Komutanım teşekkürler. İyi akşamlar katkılarınız için. İyi çalışmalar diliyoruz. Çok farklı noktalara değindi komutan. F-35'i vermeyerek bize iyilik yaparlar diyor Gökhan, Sayın Beyazıt Karataş. Tabii Memmiç'i bu bölümde biraz konuştuk. İkinci bölümde ne konuşacağız? Biraz ipucunu ver istersen. Ardından şimdi reklama biz, gideceğiz. Tabii Fırat'ın doğusu batısı diyoruz. Biraz daha Suriye'nin güneyine çıkalım. Biraz da Dicle'ye bakmak lazım. Biraz da o tarafa çıkalım. İsrail'le ilgili bir mesele var. Amerikan üssünün olduğu tek yer, yani o Fırat'ın doğusundaki yerlerden ziyade bir de İsrail sınırına doğru olan bir bölgede var. Ve çok enteresan biçimde o üssün boşaltılması ve Amerika'nın oradan çıkması tartışılıyor. Peki Suriye yönetimi bunu nasıl başardı? Biraz Türkiye'ye örnek olması açısından bunu inceleriz. Irak
konusu gündeme geldi. Türkiye'nin operasyonları sessiz sedasız biçimde devam ediyor. Ama aynı zamanda Amerika peki boş duruyor mu? Biraz ona bakarız. Neler yapmak istiyor? Çeşitli telefon bağlantıları sağlayacağımızı zaten sen söylemiştin. Daha sonra da yaklaşan seçim münasebetiyle şu partilerin dış politikalarına biraz da partilere bakalım. Birazcık göz atalım derim. Çin'den gelen bir konumuz da olacak. Onunla birlikte de biraz partileri değerlendiririz. Efendim kısa bir ara ardından devam edeceğiz. Evet, Ulusal Özel devam ediyor. İlk bölümde duyurmuştuk. Konuğumuz Çin'den geldi. Beyhan Yıldırım, Vatan Partisi Avrupa temsilcisi ama Çin'den geldim. Beyhan, hoş geldin. Evet, bu sabah geldim Çin'den. Hoş bulduk. Masayı donattın diyelim, öyle diyelim. Birçok dokümanla, materyalle geldim. Birazdan soracağız ne yazıyor burada Çince. Elinde kitaplar nedir? Birçok şey getirmişim bize. Hediyelerimiz var anladığımız kadarıyla. Evet. Birazdan gireceğiz ama ilk bölümde kaldığımız konular vardı. Onları biraz toparlayalım. Şimdi biz konuşmaya Amerika'dan başladık. Suriye'ye geldik. Bir İran'a gideceğiz. Yavaş yavaş doğuya geliyoruz. Çin'e de sana da geleceğiz. İlk konuları bir toparlayalım. İlk bölümde Gökhan hatırlarsın. Şu meseleyi biraz konuşmamız lazım. Membiç'i tamam hallettik, bitirdik. Bir şekilde oradaki durum anlaşıldı. Yani Amerika ile tam olarak bir uzlaşma mümkün değil. Uzlaşma denilen şeyin PKK'ya bir statü tanımak olduğu ortada. Bu Suriye'nin kuzeyindeki durum, pozisyon. Bir de bunun güneyi var. Suriye'nin güneyi var. Orada da biraz karmaşık işler var gibi gözüküyor. İsrail son dönemde çok fazla saldırıda bulunmuştu. Özellikle Şam'a ve o bölgelere. Ve ortaya bir gerekçe atmıştı. İsrail diyordu ki burada İranlılar var. Benim kırmızı çizgim var diyor. Evet. Evet. Neydi buradaki... başka? Hemen hatırlayalım. Karşılıklı bir bana da yardımcı ol. Hizbullah var diyordu. Evet. Yani şimdi temel olarak şunu söylüyor. İsrail savaşın başından bu yana 3 etaplı bir şey düzenledi. Suriye stratejisi düzenledi. Planı vardı. Evet, planı vardı. Bunun ilk adımı olarak savaş başladığı andan itibaren bireysel suikastler düzenlediler. Evet. Hizbullah'ın önemli isimlerine, İmad Muniye gibi önemli isimlerine suikastler düzenlediler Suriye içerisinde. Sonra baktılar bu iş böyle gitmiyor. İsrail karşıtı hareketler gün geçtikçe güç kazanıyorlar ve kendi sınırlarına doğru ilerliyor. Bu sefer sınırındaki terör örgütlerini beslemeye başladı. Fakat sınırındaki terör örgütlerini beslemeye başladıkça çok güzel haritamıza geldi. Biraz sonra onun üzerinden de anlatacağım. Bu gruplara artık fazla güvenmemeye başladılar. Çünkü nedir? Bu gruplar gittikçe artık formdan düşmüşlerdi, kaybetmeye başlamışlardı. Evet. Daha sonrasında doğrudan saldırıya başladılar. Doğrudan saldırı noktası bir yandan devam ederken bir yandan da 2015 yılından beri İsrail ve Rusya arasındaki görüşmeler devam etmekteydi. Fakat Suriye ordusu, daha doğrusu terör karşıtı cephe, bunun içerisinde İran ve İran'a sempati duyan gruplar da dahil olmak üzere güç kazanmaya başladıkça İsrail taviz vermeye başladı. Bugün geldiğimiz noktada nereye geldik? Bugün artık şunu söylüyor. Artık sınırımda Suriye'nin olmasını ben kabul ediyorum. Tabii birçok detay var bunda ama süremiz kısıtlı. Belki başka bir programda anlatırız. Şunu söylüyor. Ben artık Suriye'nin varlığını kabul ediyorum. Ama Ruslar ve Suriye'de şunu söylüyor. Tamam, kabul ediyorsunuz Suriye'nin varlığını. Fakat şunu yapmak zorundasınız. Sizin bu Tanf bölgesinde bir üssünüz var. Tanf bölgesindeki üssünüzü çekin ve buradaki teröristleri de başka bir yere nakledin. O yer adı da İdlib olarak geçiyor. Dolayısıyla burada şunu görüyoruz. Suriye'nin egemenliği genişledikçe ABD'nin üsleri gidiyor. Terör yapıları sınırda kurmaya çalıştığı yani terör Suriye yapıları. Suriye ordusu ilerledikçe Amerikan askeri varlığı, siyasi varlığı kadar, geriliyor. Buraya kadar geldi iş noktada. Peki İran cephesinden buna neyi var? Çok fazla dedikodu olmuştu, gündeme gelmişti. Acaba Ruslar bu işin garantörü olarak İran'a sormadan acaba İranlı güçlerin yakınlaşmasını biz engelleyeceğiz vesaire falan diyorlar. Ama bir taraftan da tabii biliyorsunuz Suriye açıklama yaptı. İranlı güçlerin ya da İran'dan yardım ettik, talep ettik ve bunu biz isteyerek yaptık. Dolayısıyla biz bir şey söylemeden bunun tersi olması mümkün değil. Dolayısıyla bir İran muamması var. Acaba İran bu işe nasıl bakıyor? Peki desteklediği güçler Golan Tepelerine yakın bölgede konuşlanacaklar mı? Yoksa hakikaten anlaşmada adı geçtiği gibi geride mi duracaklar? Zaten Suriye'nin egemenliği aynı zamanda İran'ın dostluğu mu demektir? Bence bunları Yakut'tan alalım. Evet. Şimdi İran'a da döneceğiz. Bağlantı hazır mı arkadaşlar? Yakup Aslan, Tahran'da Ulusal Kıvan Temsilcisi.
Herhalde birazdan hazır olacak. Hazır olduğu zaman Yakup'la bağlantımıza tamam hazırmış. Öyleyse Yakup iyi akşamlar. Evet Yakup Aslan iyi akşamlar. Biz de şunu konuşuyorduk, şunu tartışıyorduk. Birinci konumuz Suriye'deki İran varlığı. İsrail'in iddiası bu yöndeydi. Bir mesele bu. Diğer konuda Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. İstersen şu Suriye'nin güneyi, İsrail sınırına yakın bölgelerde İran askeri varlığı, bazı pazarlıklardan söz ediliyor, konuşuluyor. Sen neler söyleyeceksin? Tahran'daki izlenimlerin neler? Bunu bir alalım istersen. Mehmet, öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor. İran'ın Suriye'deki askeri varlığı var mı, varsa ne kadar? Bir alay, tümen, karakol anlamında bir askeri varlığı bulunmuyor İran'ın. Zaten Suriye'nin en tepesindeki isim Beşar Esad da bunu söyledi. Suriye'de İran'ın herhangi bir askeri üssü bulunmamakta. Yani yaklaşık bilinen, basına yansıyan 12 tane, açıklanmayan da toplamda 20 Amerikan üssünün olduğu bir Suriye'den, işgal altında olan bir Suriye'den bahsederken bir İran'ın askeri varlığı ortaya atıldı İsrail tarafından. Bazen biz bile aldanabiliyoruz bu durumlarda. Yani basın mensupları da bahsederken Suriye'deki İran askeri varlığından bahsediyor ve bilmeyerek ya da istemeyerek, ki bazıları isteyerek, İsrail ağzıyla konuşmaya başlıyor. Suriye'de İran'ın askeri varlığı bulunmuyor. Askeri varlığı şu aşamada, danışmanlık anlamında askeri varlığı evet var. Hem Suriye ordusu içerisinde, hem Suriye'nin Kuvvet-i Şabiye denen gönüllü hak güçleri içerisinde, komuta kademesi içerisinde askeri danışmanlar var. Bununla birlikte Suriye hükümetiyle birlikte, Suriye'nin devletinin davetiyle burada bulunan Fatimi Yun ya da Zeynevye Tugayları gibi Tugaylar var. Bunun emir kontrolünün büyük anlamda Suriyeli, İranlı kurmayların elinde olduğunu söyleyebiliriz. Yine bununla birlikte Suriye'de İran'ın askeri varlığından bahsetmek, herhangi bir üssünden bahsetmek şu an itibariyle gerçek anlamda söz konusu değil. Hemen başlıyorlar Suriye'deki İran'ın askeri varlığı ile ilgili konuşmalara başlayanlar. Ama bunlara sorduğunuz zaman, hani 3 tane Suriye'de askeri üssünü sayar mısınız İran'ın diye, cevap alamıyorsunuz. Bu sadece askeri varlığı, askeri üslerinden bahsediliyor ama nesnel anlamda Suriye'de bir İran askeri üssü ya da karargahı olarak bahsetmek mümkün değil. Kurmay anlamında danışmanlık hizmetini Suriye hükümetinin davetiyle birlikte, aynen ki Rusya'nın üssü bulunmakta Suriye'de, yine de askeri danışmanları da bulunmakta. Söz konusu bunlar olmuyor. Yine dediğim gibi 20'ye yakın Amerikan üssünden bahsediyoruz. Kanada var, yani Avusturya var, yine askeri üssü olan ülkeler arasında, ama İran söz konusu. Burada da sanırım İsrail ve Amerika bölgedeki hesapları bozduğunu düşünüyor İran'ın. Ki yaptıkları hamleler de bu anlamda. Mesela Suriye ile İran'la bir bağlantısını söyleyebiliriz Hizbullah'ın. Bir gönül bağının olduğunu, bir lojistik bağının olduğunu söyleyebiliriz Hizbullah'ın, ama Hizbullah içerisinde bile İranlı komuta kademesinin olmadığını söyleyebiliriz. Tamamen özerk bir şekilde Suriye hükümetinin davetiyle burada terörle mücadele eden kişiler hedef alınıyor. Bunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Yani sonuç itibariyle söyleyeceğimiz, İran'ın Suriye'de askeri üs anlamında bir karakolu dahi bulunmamaktadır. İran Suriye'de sadece askeri danışman olarak resmi ya da gayri resmi tüm işlemlerini, tüm operasyonlarını danışmanlık ve komuta kurmay kademesinde gerçekleştirmekte diyebiliriz. Mehmet. Şimdi bir şey sormak istiyorum sana. Bu dediklerin doğru. Hatta Suriye'den de açıklama geldi. Evet, İran'ın varlığı yok diye. Zaten İran'ın varlığı olsaydı da bunu söylemekten çekinmezdik. Egemen bir ülke. Biz Rusya'dan tıpkı yardım istediğimiz gibi İran'dan da askeri anlamda yardım isteyebilirdik. Ve bunun neticesinde de ülkemize egemen bir güç olarak, egemen bir devletin davetiyle gelmiş bir güç olabilirler diye. Fakat burada şöyle bir durum var. Biliyorsun İsrail Genelkurmay Başkanı Rusya'ya gitti. İşte Dışişleri Bakanları görüştü. Öncesinde 10 Mayıs'tı zannediyorum. 10 Mayıs'ta Putin ve Netanyahu bir araya geldi. Şöyle bir durum var. Yani direniş ekseni demek buna daha doğru olur. Bu direniş ekseninin kuvvetleri de bir yandan terör unsurlarını eze eze
artık Golan Tepelerine yakın bir bölgeye geliyor. Şu anda Dera bölgesindeler. Jimbet diye bir bölge vardı, Jimbet diye. Mesela oraya geliyorlar. Şimdi Rusya'dan gelen şu tip açıklamalar da var. Evet, sınırda Suriye ordusunun haricinde hiçbir kuvvet olmamalı. Buna gönüllü halk güçleri de dahil, Hizbullah da dahil vesaire vesaire. Şimdi aynı zamanda Putin'in şöyle bir açıklaması da vardı. İşte Suriye'den yabancı güçlerin çekilme vakti geldi gibi bir açıklaması da vardı. İster istemez kamuoyunda şu tip sözler gündeme geldi. Acaba İran'a sormadan Suriye'nin geleceğine dair, özellikle güney bölgesine dair bir anlaşma mı yapılıyor? Yapılıyorsa burada Tahran'ın pozisyonu nedir? Biraz bunları açmanı rica edeceğim senden. Çünkü son zamanlarda İsrail ve Rusya, Moskova ve Tel Aviv arasındaki temaslar derinleştikçe akla gelen diğer ülke de İran oluyor. Gökhan, dediğin gibi özellikle Suriye'nin güneyinde Golan çevresinde ezici bir terör temizleme operasyonu yapıldı. Burada da İran'ın ciddi anlamda komuta ettiği kuvvetlerin başarı elde ettiğini söyleyebiliriz. O direniş güçleri olarak adlandırılan kuvvetlerin ciddi başarılar elde ettiğini söyleyebiliriz. Ama burada dikkate alınması gereken bence Moskova'nın açıklamalarından çok Şam'ın açıklamaları olmalı. Bağımsız bir devletten bahsediyorsak, kendi erkine sahip bir devletten bahsediyorsak, Şam'dan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini söyleyebiliriz. Belki Rusya'da kendi milli menfaatleri doğrultusunda İsrail'le olan ilişkileri anlamında bu konuyu değerlendirip kamuoyunda bu tip açıklamalar yapıyor olabilir. Ama alana baktığımız zaman, alanda olan gerçeklikler, nesnel gerçeklikler üzerinden baktığımızda dikkate alınması gereken tek açıklamanın Şam'dan yapılacak açıklama olacağını da buna eklememiz gerekiyor. Evet, güneyde ciddi bir ilerleyiş var direniş kuvvetlerinin. Hatta en son Suriye ordusunun yapılan saldırıya mukabil gerçekleştirdiği füze saldırısında Golan Tepelerinde ciddi denklemi bozdu. Kurmay isimlerinin öldüğünü biliyoruz İsrail'in. Ve İsrail bu anlamda köşeye sıkışmış durumda. Aslında rahat davranmaya çalışsa da bu saldırganlığının sebebi köşeye sıkışmış durumda hissediyor kendini. Özellikle dünya kamuoyunu da arkasına alamadığını net bir şekilde ifade edebiliriz. Sadece Amerika dışında ve Suudi Arabistan gibi müttefikleri dışında dünya kamuoyundan İsrail'e destek veren bir açıklama ya da eylemi görmemekteyiz. Bu anlamda da Suriye hükümetinin yapmış olduğu açıklamalar ve Suriye'nin atmış olduğu adımlar dikkate alınmalı. Moskova'nın yapmış olduğu açıklamalar kendi menfaatleri çerçevesinde olabilir. Yakup, şunu sormak istiyoruz. Tabii Türk Silahlı Kuvvetleri bir başka cepheye geçeceğiz. Irak'ın kuzeyinde Kandil'e doğru adım adım ilerliyor. Biz biliyoruz ki Kandil Dağı'nın önemli bir kısmı İran topraklarına kadar uzanıyor. İran nasıl bakıyor bu meseleye? De şunu söyleyelim Mehmet, İran'da Kandil'de bulunan PEJAK varlığından, yani PKK'nın İran kolu olan PEJAK varlığından oldukça muzdarip olan ülkelerden biri. Zaman zaman top atışlarıyla, zaman zaman kara operasyonlarıyla, zaman zaman da sınır otoritesi operasyonlarla Kandil'deki PEJAK kampları hedef alınıyor. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapmış olduğu bu operasyona ilişkin İran'da herhangi bir açıklama yok. Ulaştığımız kaynaklarda İran'ın bilgisi dahilinde bir harekatın ilerlemediğini net bir şekilde ifade ettiler. Bunun altını çizmekte fayda var. Bu akşam görüştüğümüz iki isim, yine askeri kanattan iki isim şunu net olarak ifade ettiler. Bize bu konuyla ilgili Türk basınında ben İran Genelkurmayı'yla görüşüldüğüne dair haberler çıktığını paylaştım kendileriyle. Evet, görüşmeler var ama bu operasyona ilişkin bizimle çok sıkı bir temas yok Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ya da Ankara'dan şeklinde yanıt verdiler. Biraz da bölgeden ulaştığımız bazı isimler söz konusu oldu. Sanki İran'ın da kaygısı şu yönde: bu operasyonu biraz Amerika ile müşterek yapılacakmış şeklinde algılandığını söyleyebiliriz İran'dan. Yani İran bir anlamda devre dışına bırakılmak isteniyor. Amerika ile ya da yerelde Erbil'deki kuvvetlerle, Erbil kuvvetleriyle beraber bu operasyonun yürütülmek istendiğine dair, Ankara'nın bu yönde adımlar attığına dair bilgiler var burada. Ama net olarak ifade edebiliriz ki bu önümüzdeki, hatta yarın salı günü olarak bahsediyoruz. Düzeltiyorum, bugün salı günü operasyon başlayacak. Çok az kaldı, 20 kilometre kaldı gibi açıklamalar vardı. Yani eli kulağında bir operasyon var ama İran cephesinden buna ait müşterek bir operasyon davetinin Türkiye'den buraya gelmediğini şu an itibariyle ulaştığımız kaynaklardan aldığımız bilgilerle söyleyebiliriz Mehmet.
Daha önce İran Genelkurmay Başkanı'nın Ankara temaslarında da yine çokça yazılıp çizilmişti. Tabii o süreçte şu vardı, Barzani bağımsızlık referandumu. Buna karşı bir askeri harekat da icra edilmişti. Hem Irak ordusuyla, dolaylı bir koordinasyonla da İran'da. Benzeri bir seçenek önümüzdeki günlerde. Yani buna açık bir pozisyonu var mı? Bu yönde bir işbirliğine açık mı İranlılar? Senin aldığın izlenim nedir? Bunu da aktarırsan seviniriz. Sonuna kadar açık Mehmet. Şunu söyleyeyim. Özellikle geçen hafta daha 3 askerinin kaybetti Pejak saldırısında İran. Biri de Tebriz'dendi bu askerin. Hatta Türk şahitler yakıldı cenaze töreninde. Şehitler ölmez sloganları atıldı Tebriz'deki cenaze töreninde. Bu töreninde bunun da altını çizelim. Yani Yakup, burada bir durur musun? Şunu mu söylüyorsun? İran, PKK'nın Pejak yani İran'daki koluna karşı verdiği mücadelede askerini kaybetti. O askerine de İran'da Türkçe ağıtlar yakıldı. Böyle söylüyorsun değil mi? Evet, yani İran'ın biliyorsunuz yarısından fazla nüfusu Türk, Azeri Türklerinden oluşuyor. Bu asker de Azeri Türk'ü, Tebrizli bir askerdi ve şehitler ölmez sloganlarıyla cenaze töreninde bu sloganlar atıldı Türkçe bir şekilde. Bunu söyleyelim ama operasyon anlamda da şunun altını net bir şekilde çizelim. İran bu operasyonu, yani terörle mücadele operasyonunu Türkiye ile ve Irak ordusuyla birlikte yürütmek konusunda kapıları sonuna kadar açık olduğunu söyleyelim. Burada Ankara'nın seçeneği çok önemli. Ankara Washington'la birlikte mi hareket edecek bu operasyonda? Belki bağımsız bir şekilde mi hareket edecek? Yoksa bölge ülkeleriyle koordineli bir şekilde mi hareket edecek? Belki operasyonun uzun soluklu selahiyat açısından da sormamız ve cevabını aramamız gereken soru bu. İran açısından baktığımız zaman İran Türkiye ile terörle mücadele konusunda sonuna kadar işbirliğiyle açık bir ülke olduğunu söyleyebiliriz Mehmet. Yakup, teşekkürler notların için. Tekrar gelişmeler oldukça bağlanacağız. Kolay gelsin diliyoruz. İyi yayınlar. İlginç anekdotlar aktardı aslında Yakup. Aslında Türkiye'nin bölgesel potansiyel işbirliğini çok da güzel ortaya koyan bir şey söyledi. Yani İran ordusundan ölen asker, yani PKK'ya karşı, PKK aynı, yani sonuçta aynı. İsim karışıklığı, izleyicilerimiz de artık tepki gösteriyor bize, çok fazla farklı isim kullanıyoruz diye. PKK'ya karşı İran askeri mücadele ediyor, şehit düşüyor. Tabii İran nüfusunun önemli bir parçası, Türkçe konuşan, işte Azeri Türkleri diye bilinen bir demografik gerçeklik de var İran'da. Ve o slogan, şehitler ölmez sloganı İran'da da atılıyor. Yani şehitler ölmez, vatan bölünmez. İran vatanının bölünmezliği. Aynı slogan Türkiye'de de atılıyor. Amerika Birleşik Devletleri yani Suriye'nin güneyinde geri adım atmak zorunda kalıyor. Çöllerde bir askeri üs, Gökün söylemişti, Tanaf denilen Ürdün sınırındaki askeri üs. Orayı nasıl boşaltacak? Bunları bir taraftan, yani bir geri çekilecek ama nasıl geri çekilecek, bunları konuşmaya başlıyor. Aslında şöyle bir tablo var biraz da. Ya bir adım atılsa yapılması gereken, hani nasıl derler, her şey vardır ama bir yemek yapmak için işte birçok malzeme, birçok unsur, birçok hazırlık yapılmıştır ama o ilk itici kuvvet, yani ya da bir tuz ya da bir işaret, o aşçılık, o marifet, diplomatik bir meziyet diyelim. Onun gösterilmesinde anlaşılan bir eksiklik var. Yoksa bölgesel anlamda birçok şey açık. Uzun bir savaşta yıpranmış bir Suriye ordusunun bile, Suriye devletinin bile şunu dediğine tanık oluyoruz. Amerika taraftan çekilsin. Amerika taraftan çekildikten sonra görüşürüz, konuşuruz. Yani bu hükümet, nasıl diyelim, devlet başkanı suikastle öldürülmek, yani devlet başkanına biz size suikast düzenleyeceğiz diyordu Amerikalılar ya da İsrailler düne kadar. Aslında burada gerileyen bir kuvvet var ama Türkiye'de de bunu görebilecek kuvvetlerin ilerlemesi belki de biraz gerekiyor. Çok doğru bir noktaya temas ettin. Yani Suriye bu şartlar altında, yani Türkiye ve Suriye'yi gerek siyasi, işte gerekse askeri anlamda mukayese etmek mümkün dahi değil. Evet. Ki Suriye bugün geldiğimiz noktada şunu söyleyebilirim. Üsleri boşaltırsan seninle ve buradaki teröristlerini alıp buradan defolup gidersen seninle bu meseleyi konuşuruz. Ve yavaş yavaş istediğini alıyor. Şimdi peki Türkiye neden hala bu noktada? Ya da İsrail'de ya işte biz tamam Şam'daki yönetime tamam artık bir şey demiyoruz. Hı. Ama işte yabancı güçler, İranlılar, yani bir İranlı heyulası var tabii. Suriye'den çıksın. Evet, şey, temel mesele aslında bu. Yani oralarda da bir şey yok. Anlatmaya çalıştığım şey yani şu. Şunu İran ve Suriye arasındaki izleyenlerimiz de anlasın Gökhan. Devam et. Amerika Suriye devleti karşısında bile
Tabii tam olarak anlatmaya çalışıyorum. Bir pozisyon kaybederken şey Türkiye bu Membiç'te biz nasıl bu kadar yani Amerika'dan yani orada işte rol model böyle bir model kurmuş. Membiç'te alabiliriz belki. Evet çünkü ne dedim program başında %90 Arap olan bir yerden bahsediyoruz. Fakat orada oluşturulması planlanan yerel hükümetin Fırat'ın doğusuna da tatbik edilmesi eğer model buysa bu bölgede biliyorsunuz çok yoğun biçimde nüfus değişimi yaşandı. Özellikle Araplar sürdüğü yani Birleşmiş Milletler'in kayıtlarında Fırat'ın doğusunda yaşanan ihlallere dahil tapuların alınması, insanların Arap aşiretlerinin göç ettirilmesi vesaire vesaire. Burada bir demografik yapı değiştirildi. Dolayısıyla orada ortaya çıkacak sonuç ne siyasi anlamda yerel hükümet kurulacaksa Türkiye'yi tatmin eder ne de askeri anlamda Türkiye'yi tatmin eder ki orada seçecekleri isimler ne olursa olsun günün sonunda Kandil'den talimat alacakları ve birçoğunun da Kandil'den gelecekleri kesindir. Burada ne yapılması lazımdı? Suriye nasıl başardı bu durumdayken? Yani Güneydoğu'nun bu işi nasıl başardı? İttifaklar sayesinde bu işi başarabildi. İran-Rusya hattını doğru kurabildi. Türkiye'nin bir ayağı eksik hep onu söylüyoruz. Suriye malum seçime gidiyoruz ve ben baktığım zaman da bugün de Suriye'de bu meseleleri doğrudan teması savunan, bu meseleyi doğrudan bir biçimde çözebileceğini iddia eden de bir parti var. Konuğu da aramızda. Evet. Beyhan hoş geldin diyelim hoş sana istersen. Ya tabii Suriye'yi konuşuyoruz. Çin uzak gibi gözüküyor ama aslında bir taraftan da çok yakın. Yani Çin yöneticileri şunu söylediler. İsrail'in işgal ettiği bölgede evet. Çinlilerin çalışmasını yasakladıklarını Filistin topraklarında söylediler. Zaman zaman Çinli askeri yetkililer geçtiğimiz sene özellikle Suriye'ye ziyaretlerde bulundular. Doğu Akdeniz'de dönem dönem Çin donanmasının varlık gösterdiğini, kendisini hissettirdiğini görüyoruz. Öte yandan Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad Çin'le stratejik ortak olan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideriyle görüşeceğini bir taraftan açıklıyor. Yani Orta Doğu'yu konuşuyoruz ama... En önemlisini ekleyeyim. Suriye'nin yeniden yapılandırılması. Rusya ve İran dahi bunu kendisi söylüyor. Evet. Bu Çin'in önderliğinde başarılabilecek bir süreçtir. Çok ve büyük bir maddi Çin'in kaynağı tabii ekonomik olarak hem Afrika'daki tabii açılımları belli ama Orta Doğu yönelik de belirli bir vizyonu ve bakışı var. Özellikle ben Şam'da bulunduğum sürece çokça tanık olmuştum. Bazı ekonomi fuarları yapılırdı. Yeniler inşa, nasıl diyelim, talep toplama toplantıları gibi diyelim. Çinli firmalar, yetkililer oralara ilgi gösterirler. Ya da danışmanlarını yollarlardı. Şimdi işler biraz daha ilerleyecek gibi. Özellikle bir İpek Yolu projesi falan da var. O zaman şöyle başlayayım istersen. Sen Çin'deydin. Öncelikle orada hangi toplantıya katıldın? Ardından Çin-Orta Doğu ilişkisine biraz senle girmek isteriz. Evet. Öncelikle çok teşekkür ederiz davetinizden dolayı. Şimdi Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Doktor Doğu Perinçek aslında davetliydi Çin'e. Fakat adaylığından dolayı gidemedi ve buradaki seçim çalışmalarından dolayı gidemedi. Biz de temsilen oradaki toplantılara katıldık. Yaklaşık 100 ülkeden 200 siyasi parti temsilcisi ve 500 delegenin katıldığı 4. kez düzenlenen Dünya Siyasi Partileri üst düzey istişare toplantısı gerçekleştirildi. Çin Komünist Partisi tarafından düzenleniyor bu toplantılar. Hemen araya gireyim mi? Türkiye'den başka davet Türkiye'den başka davet edilen olmadı. Onu biz bilmiyoruz en azından. Onu söyleyelim. Çünkü ilk toplantıya AKP milletvekili Sayın Mehdi Eker de katılmıştı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'le birlikte o da katılmıştı. Almanya'nın eski başbakanı Gerhard Schröder katılmıştı. Avrupa Birliği eski komisyonu başkanı Romano Prodi katılmıştı. Ve dünya çapından çeşitli birçok ülkeden bakanlar, milletvekilleri üst düzeyde katılım göstermişlerdi. Bu sefer de yine bazı ülkelerden bakan düzeyinde, milletvekili düzeyinde, meclis başkan yardımcısı düzeyinde katılımlar oldu. Ve Orta Doğu'daki, Türkiye'deki gelişmeler de 10 gün süresince de gündeme geldi. Bana da soruldu, Türkiye'de neler oluyor işte... Darbe girişimi gerçek midir, değil midir? Öncelikle hala çünkü tartışılıyor mu? Hala tabii onlar soruluyor. Yani senden isteyeceğim. İkincisi yapılan bu toplantı ikinci kez yapılıyor. Yok, değil dördüncüydü. Mi? Dördüncüydü bu, evet. Ana gündemler neler? Biraz izleyenlerimiz için yabancı olabilir. Evet. Çin'de ben dünyanın bütün ülkelerinden siyasi partiler bulunuyor. Türkiye'den de Vatan Partisi var. Yani evet. Bu içerik nedir? Neden Çin böyle bir organizasyon, büyük bir organizasyon yapıyor? Şimdi dünyadaki gelişmeler çok hızlı bir şekilde ilerlemekte ve
Çin giderek daha da faal olma isteğinde ve bu süreçte de dünya siyasi partileriyle istişare halinde olmayı karara almış durumdalar. Bu davetiyeler sonucunda da açıkçası fikir alışverişinde bulunuluyor. Yani Çin'in ve bilimsel sosyalizmin önemli özelliklerinden birisi gerçeği olgularda aramak. Yani olgulardan hareketle dünyada devletler arası ilişkiler, ekonomik gidişat, gençliğin talepleri, kültürel süreçler, bütün bunların hepsi sırasıyla gündeme gelecek. Gündem maddeleri çok yoğun. Yani bunların hepsi orada konuşuldu, görüşüldü. Çeşitli önümüzdeki dönemde yapılması uygun görülen toplantılara ilişkin gündem maddeleri önerildi. Ve bizim en son katılmış olduğumuz toplantının 3 gündemi vardı. Birincisi bilimsel sosyalizmin kurucusu Karl Marx'ın doğum gününün 200. yılı vesilesiyle dünyadaki bilimsel sosyalizmi temsil eden siyasi partilerin önderleri, liderleri davet edildiler. Ve bununla ilgili tebliğler sunuldu 2 gün. Bu Shenzhen kentinde yapıldı. Çin'in ekonomik lokomotifi işlevini gören teknoloji, bilim ve eğitim merkezi, çok yoğun bir genç nüfusun olduğu, bundan 40 yıl önce bir balıkçı köyüyken Çin'in 1978'de başlatmış olduğu reformların sonucunda bugün yılda 360 milyar dolarlık bir katkı sunabiliyor Çin ekonomisine. Bunun kutlaması yapıldı aynı zamanda ve bununla da yetinilmedi. Bir kutlama daha vardı. Çinliler o yüzden bu sefer biraz uzun tuttular bu buluşmayı. O da bu reformların sadece kentlerde değil aynı zamanda kırlarda da uygulanmasıydı. Yani Çin'in bütün Çin'e örnek gösterdiği ve Çin'de göreve gelen bütün devlet başkanlarının Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri aynı zamanda ve aynı zamanda da ordunun başındaki Çin'in bir numaralı devlet yetkilisinin ziyaret ettiği bir köy var Çin'de. Biz bunu bilmiyorduk yani açıkçası ben şahsen bilmiyordum. Xiaogong adında bir kent, Anhui eyaletinde, Pekin'in güneyindeki bir eyalette. Bu eyaletin nüfusu 70 milyon. Orada da yüksek teknoloji, otomobil üretimi, çelik. Köyün nüfusu 4000 civarındaydı. Şimdi yalnız 15-20 bine doğru gidiyor. Çünkü bu köyde olağanüstü gelişmeler yaşandı. Çin'in birçok bölgesinde olduğu gibi bu köyü de örnek olarak gösteriyorlar. Ve orada da oradaki gelişim, Xiaogong'daki gelişim sürecini özetleyen 3 tane büyük müze yapmışlar. Birinci müze 1978 yılında köyde yaşayan 18 Çinli vatandaş kendi aralarında bir senet imzalıyorlar. Ve o senet uyarınca da artık toprağa kendileri köylü olarak neyi uygun görüyorlarsa onu ekmek istediklerini orada kararlaştırıyorlar. Fakat bunu partiye de bildiriyorlar ve Çin Komünist Partisi bunu çeşitli müzakereler sonucunda kabul ediyor bu öneriyi ve bu sonra yaygınlaştırılıyor köyde. Yani toprağı kiraya veriyor köylüye 2 yıllığına, 3 yıllığına ve buradan da hem köylünün ihtiyaçları karşılanmış oluyor. Çin'in de kırdaki bölgelere, köylere yapmış olduğu yatırımlar sonucunda asıl olayın özünde şu var. Şimdi Çin nüfusunun 550 milyonu köylerde yaşıyor, 850 milyonu kentlerde yaşıyor ve yani muazzam bir nüfustan bahsediyoruz. Dünya nüfusunun 5'te 1'ine tekabül ediyor. Bu 550 milyonun da kentlere göç ettiğini düşünürsek yani Çin için çok büyük bir yük anlamına geliyor bu. Yani onların enerji ihtiyacı, barınma ihtiyacı, çalışma, iş bulma bunların hepsi çok büyük sorunlar. O yüzden kırsal evet. bölgeleri de canlı tutmak istiyorlar. Oraya çok, da üretimi taşımak istiyorlar. Çok enteresan bilgiler veriyorsun. Bu aslında Türkiye'nin tam da çok konuştuğu gündemlerinden bir tanesine denk geldi. Neden? Çünkü geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bir açıklamada bulunmuştu. Şimdi şunu söylemişti. Çin'in saygınlığı yok.
ne kadar gelişmiş olursa olsun, ne yaparsa yapsın işte bir saygınlığın olmadığını iddia etmişti. Sen şimdi gittin geldin, ayağının tozuyla buradasın. Anlattığın örnekten şunu anladım. O Batı'nın gösterme demokrasi böyle hülyasına, aldatmasına karşın Çin'in, Çin gibi devasa bir coğrafyanın en ücra köşesinde 18 kişi bir araya geliyorlar. Bir uzlaşma sağlıyorlar, konsensüs sağlıyorlar, gidiyorlar ve bunu partiye söylüyorlar ve partiye bunu kabul ettirerek daha sonra bu sistemi tüm Çin'in kırsal bölgelerine yaymayı başarıyorlar. Evet. Bunun anlamı mesela Amerikalılar ya da Batılılar klasik anlamda Batılı akademisyenler bunu görürse demokrasinin ta kendisi derlerdi buna. Yani biraz aslında bu konuları açmanı isteyeceğim senden. Hem bilimsel anlamda, hem teknoloji anlamında, hem ticaret anlamında, hem de demokrasinin işleyişi, işte bu tip toplantılar, partilerin bir araya gelmesi vesaire anlamında Çin'in saygınlığı var mı? Bu soruyu ya da sorun. Saygın Batı dünyasından katılımcılar var mıydı? Söylemiş mi? Batı dünyasının tamamından vardı. Bu sefer hatta Amerika'dan, Kanada'dan, Avustralya'dan da katılımlar oldu. İsveç'ten katılımlar oldu. Akdeniz ülkelerinin tamamından, Kuzey Afrika'dan, Latin Amerika'dan, Güney Afrika'dan, Güney Asya'dan, dünyanın bütün bölgelerinden 100 ülke, yani 100 ülke hemen hemen bütün yani ülkeler, dünya ülkelerinin yarısı ve bütün bölgeler o toplantılarda temsil edildi. Yani aslında o soruya hiç yanıt vermeye bile gerek yok biraz, ama şöyle yani şunu şöyle şu biz de yarın çok güzel bir haber yaptık Çin'in bilimindeki işleyişiyle ilgili, gelişmesiyle ilgili. Amerika'dan beyin göçü alıyor bu arada. Washington Post gazetesi bugün 3 sayfa bir haber yayınlamış. Evet. Haberde şunu söylüyor. Evet. Artık Amerikalılar beyin göçü olarak Çin'e gidiyorlar. Durduramıyoruz. Son zamanlarda 7000 tane aralarında Nobel ödüllü bilim insanları da dahil buna Çin'e gittiler ve Çin'in sağladığı avantajları anlatıyor. Dolayısıyla Türkiye hangi atmosferde seçime gidiyor, hangi adayların dünyaya perspektifleri ne? Bu açıdan bu tartışmanın anlamsızlığı ya da sorulan sorunun şimdi, böyle çelişkili olması önemli. Şimdi 1980 ile 2000 yılları arasında Çin 500 milyon insanın, yani kendi vatandaşının yoksulluk sınırının altında yaşamasını önlüyor. Yapmış olduğu ekonomik çalışmalarla, uygulamalarıyla, üretime vermiş olduğu ağırlıkla, bu da dünya nüfusunun 7'de 1'ine tekabül ediyor. Yani dünya nüfusunun 7'de 1'ini yoksulluktan kurtarmış oluyor Çin yönetimi. Her yıl 20 bin buluş yapılıyor Çin'de. Yani bilimsel sosyalizmi Çin rehber edinerek bizi orada yaklaşık 20'ye yakın araştırma merkezine, bu tür buluşların yapıldığı merkezlere götürdüler. İşte kamera sistemleri, televizyonlar, cep telefonları, otomobiller, ondan sonra ilaç sanayi ile ilgili, kanserle mücadele ile ilgili, insansız hava araçları ile ilgili, askeri alandaki yapılan yeni buluşlarla ilgili bütün bunları bize orada gösterdiler ve her seferinde de şunu gösterdiler. Yani hemen hemen her seferinde işte o bilimsel araştırmaların yapıldığı o 20 bin buluşun insanlığın hizmetine, Çin'in hizmetine sunulan o 20 bin buluşun yapıldığı bütün o araştırma merkezlerine girdiğiniz zaman en başında hep 15-20 pano oluyor. İlk 3-4 pano hep partiyle ilgili oluyor. Bu her arkadaki genelde fotoğraflar mı bu araştırma merkezlerinde? Evet, bunlar o araştırma merkezlerinden fotoğraflar. Şurada örneğin insanların ileride konuşabileceği otomobiller üretiyorlar. Yani sizin vermiş olduğunuz komutları yerine getiriyor. Ben bugün çok enteresan bir televizyonlarda daha önce işte çocukken izlediğimiz o filmlerde izlediğimiz olayların hepsini nasıl şimdi yanında rüyaları. Evet. Onların hepsi nasıl gerçek olduğunu işte burada görüyorsunuz otomobilleri. Yani diyorsun ki bir anlamda şöyle diyebilir miyim? Çin kendisini tanıtıyor. Dünyayı da tanımak istiyor. Şimdi çok fazla materyalle geldi. Evet. Bunları da soracağız. Ben çok merak ediyorum. Önünde birçok malzeme var ama en çok size ne sorular Beyhan? Bu fotoğraflara da geri döneceğiz. Yani hangi konudan bilgi alalım? Biz biraz telaş Çin'den yaptık. Türkiye nasıl görünüyor? En çok ne soruldu sana? Türkiye'den katılan tek temsilciydi. Vatan Partisi'nin ben öncelikle orada bir konuşma yaptım. Marx'ın dünyaya gelişin 200. yılı nedeniyle ve orada da genel başkanımızın selamlarını ilettim ve adaylığından dolayı katılamadığını bildirdim. Ve
Orada biz hem bilimsel sosyalizme, Çin'in yükselişine bakışımızı ve dünyanın içinde bulunduğu durumla ilgili 5 dakikada bize tanınan süre içinde özetimizi verdik. Vatan Partisi'nin internet sayfasında da var o bizim yapmış olduğumuz oradaki açıklama. Bize en çok sorulan soru Türkiye'nin ve bölgenin içinde bulunduğu bu olağanüstü koşullar, Vatan Partisi'nin izlediği siyasetler. Biz de en başta Türkiye'nin içinde bulunduğu durumla ilgili, bölgenin içinde bulunduğu durumla ilgili Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin oynamış olduğu yıkıcı rolü, saldırgan yayılmacı politikalarının ne anlama geldiğini aydınlattık. İşte Suriye-Türkiye ilişkileri soruldu bize. Bizim Türkiye'nin içinde bulunduğu durumla ilgili parti olarak hangi çözümleri önerdiğimizi, bunlar orada soruldu. Ve biz, yani daha doğrusu orada ben tek başımaydım. Bazı toplantılarda da açıkçası son derece yani aydınlatıcı bilgiler verdik. Şöyle, yani Çin tarafı bana birkaç yerde yani teşekkür de ettiler. Çünkü şöyle, yani şunu şöyle açayım. Şimdi özellikle Batı Avrupa'dan gelen sol partilerin temsilcileri, komünist partilerin temsilcileri gördükleri manzarayı açıkçası anlayamadılar. Yani o kadar çok teknolojik ilerleme var ki, yeni buluşlar var. Ama yani böyle bir salona giriyorsunuz, bir bakıyorsunuz her şey üst düzey, teknolojik yeni buluşlar. Gençler pırıl pırıl, İngilizceleri çok iyi. Ama işin başında parti var yani. Bunu böyle açıkçası anlayamadılar yani. Nasıl oluyor bu? Şimdi yani benim yanımda da kaç kez soruldu. Toplantılarda da Çinlilere soruldu bu. Yani gerçekten şimdi parti bunun neresinde? Yani siz bizi bir yerlere götürdünüz. İşte örneğin bu otomobillerle ilgili, televizyonlarla, cep telefonlarıyla ilgili. Yani partinin orada, Çin Komünist Partisi'nin Çin'in gelişim sürecine yapmış olduğu katkıyı, bütün bu süreci yöneten o katkıyı açıkçası bazı katılımcılar anlayamadılar. Hatta yani ya Batılılar bunu mümkün görmüyor mu? Yani anlayamadılar yani. Çünkü şundan dolayı muazzam bir propaganda var tabii Batı dünyasında. Şey hatta karşı. Bu işte Türkiye bile işte CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayını bile etkilemiş durumda. O bile Çin'i güya şey işte küçük gören açıklamalarda bulunmuş. Yani örneğin bir ülkenin, hatta çok büyük bir ülkenin Komünist Partisi'nin genel sekreteri, Alman Komünist Partisi'nin genel sekreteri, yani bizi ilk defa yabancıların girdiği, yabancıları ilk defa kabul ettikleri bir yere götürdüler. Orası da Çin Komünist Partisi'nin ana merkez parti okuluydu. Yani şimdi 30 eyaletin her eyaletinde parti okulları var, evet. Ama bir de Pekin'de de merkez parti okulu var. O merkez parti okulunda da partide yükselen isimler sürekli onları eğitimden geçiriyorlar. Bu sürekli. Bina mı acaba? Bu arkadaki fotoğraf? Yok. Yok. Bu yine teknolojik gelişmelerin, evet, yaşandığı yerlerde görüyorsunuz. Yani her yerde devletin yönlendirici rolü orada. O mesaj veriliyordu, evet, her yerde. Yani orada Alman dostumuz örneğin şey dedi. Dedi yani ben dedi işte buraya geldik konuşuyoruz falan ama burada şey nerede dedi. Sınıfsal yapı işte hani yani neredeyse sınıfsal mücadele kastetti. Hatta sonra yani bunu gerçekten orada da biz şöyle şunu söyledik arkada o katılımcılara, dedik hani Çin'in en önemli vurgularından bir tanesi şu. Çin sosyalizmin ilk aşamalarında, hatta ilk aşamasında kendileri de zaten kendileri bunu sık sık söylüyorlar. İlk aşamasında olduklarını çok sık vurguluyorlar. Ve onu da açıkçası Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek de çok sık hem yazılarında hem konuşmalarında dile getiriyor. Yani teoriyi pratiğin içinde bulmaya çalışıyorlar. Yani pratiği teorinin içinde değil de daha doğrusu şu an içinde bulunduğumuz maddi koşulları 19. yüzyılın sosyalistlerinin, bilimsel sosyalizmin kurucularının yazdıklarından yola çıkarak anlamaya, açıklamaya çalışıyorlar. Yani maddenin sürekli değiştiği ve teorinin de maddeye göre yenilenmesi gerektiğini anlamıyorlar. Zaten Çin karakterinde sosyalizm vurgusunu boşuna, evet, yapmıyor. Yani. O zaman felsefeden biraz daha pratiğe... Bir toplantıda ben şunu söyledim. Evet. Dedim hani Çinli bütün bu
partiler arası toplantıları düzenleyen Dışişleri Bakanlığı'nın birimin şef sorumlusu, yetkilisi, o 100 ülke davet edilmişti. 15-16 ülkeden temsilci davet etti. Onlarla dedi ki sizinle ben, bazen böyle şey yapıyorlar, herkesi çağırmıyorlar. 15-16 kişi çağırıyorlar mesela. Oraya beni de çağırdılar. Yani nasıl buluyorsunuz şimdiye kadar yapılanları falan? Ben şimdi hem özel görüşmelerde hem de o toplantılarda hani bizim batılı dostlarımızın hani bu Çin'deki yükselişi anlamakta zorlandıklarını gördüğüm için şunu söyledim. Dedim sizin dedim önerebileceğiniz yayınlar var mı dedim. Kitaplar var mı dedim yani. Ne öneriyorsunuz? Yani çünkü anlaşılan dedim Çin'in sosyalizmin ilk aşamasındayız tezi tam olarak dedim anlaşılmıyor dedim. Hani 19. yüzyılın açısından bakıyorlar. Sayın Luan Canhang adı da. O da Xi Jinping'in kaynak yayınlarından çıkan bu kitabını önerdi. Sadece dedi bunu okusanız dedi. Bizi dedi çok iyi anlarsınız dedi. Yani Çin'de şu an neler yaşanıyor, bizim ne yapmak istediğimizi, hangi yöntemlerle, hangi hedeflere odaklandığımızı. Kitabın adını da altını okursan. Çin'in yönetimi başlığını taşıyor ve kaynak yayınlarından çıktı bu kitap. Gerçekten çok önemli. Çin'i anlamak isteyen okurlarımıza tavsiye ediyoruz. Ve bize de teşekkür ettiler toplantıdan sonra. Yani bu katkılarımızdan dolayı. Ve parti okulunda da şöyle bir şey oldu. Bu toplantıyı yöneten, oraya da yine 18-20 ülkeden temsilci davet etmişlerdi. Beni de çağırmışlardı oraya. Orada da toplantıyı yöneten o okulun genel sekreteri, yani orada genel sekreter bir numara anlamına geliyor. Şöyle bir ifade kullandı. Dedi, 21. yüzyıl doğunun yüzyılı dedi yani. Doğu dedi, yükselişte dedi. Bu defa yine bizim batılı dostlarımız biraz şey oldular tabii. Anlayamadılar yani şimdi. Kendileri tabii orada kendilerine bir yer bulamıyorlar. Dışlanmış hissediyorlar kendilerini. Yani batılı derken İspanya, Portekiz, işte Yunanistan, ama bir taraftan Almanya, da Amerika ile İsveç, batı arasında da yani Avrupa arasında da bir artık giderek büyüyen bir çatlak var, bir şey var. Bunlar peki gündeme geliyor mu? Yani mesela bu kadar insanın Avrupa'dan özellikle partilerin çağrılmasının sence bununla bir ilişkisi olmuş olabilir mi? Yani Çin'den Amerika'dan kopan bir batı var ve yükselen bir Çin var. Avrasya var. Acaba Çin'in bu anlamda özel bir Avrupa politikası var mı? Ve Türkiye ve özel bir Türkiye politikası. İşte bu değerlendirme toplantısında aşağı yukarı şimdi burada sizin özetlediğinizi ben de orada aşağı yukarı özetledim. Yani şunu söyledim. Bizim biliyorsunuz şu an dünyadaki gidişatla ilgili 3 boyutlu bir bakışımız var. Birincisi işte sizin de dediğiniz Asya'nın yükselişi, ekonomik daha çok. Ama tabii onun askeri siyasi boyutları da var. Orta Doğu'daki Amerikan saldırganlığına karşı silahlı direniş ve Avrupa'nın Amerika'dan bağımsızlaşma isteği. Bu yüzden de 21. yüzyılın acaba Doğu değil de hani Avrasya yüzyılı desek sizce nasıl olur diye bir soru yönelttik. Ve ona da şöyle bir yanıt aldık. Hatta ben o şeyi de anlattım. Hani Marksist okul şeyde parti okulunda genel sekreter böyle bu ifadeyi kullandı diye. O dedi o 21. yüzyılın Doğu yüzyılı olacağını söylemek dedi hiç doğru değil dedi, yanlış dedi. Ama dedi Avrasya yüzyılı söylemek de doğru değil. Çünkü dedi bütün insanlık olsun dedi, bütün insanlığın yüzyılı olsun dedi. Bu da şuradan kaynaklanıyor. Şimdi Çin tabii yani diyalog toplantısına Latin Amerika'dan, Afrika'dan da temsilciler davet edilmişti. Çin şu an dünyanın ikinci büyük ekonomisi ve koşar adımlarla birinci büyük ekonomisi olma yönünde ilerliyor ve hepsini kucaklamak istiyor. Ve tabii bir perspektif, birlikte tabii, gelişme diyorlar ya onu. Paylaşarak gelişme. Burada tabii biraz da diplomasi yapıyorlar yani açıkçası. Örneğin bizi Anhui eyaletinde, burada yok şimdi, az önce resimlerde görmüştüm. Anhui eyaletinde yine o eyaletin bir numaralı siyasi yetkilisi, genel sekreteri, yani eyaletin genel sekreteri, örneğin Almanya'daki eyalet başkanı veya başbakanı işlevini görüyor. Bizi makamında ağırladı ve yemek verdi heyete. Ve orada Amerikalı dostumuz 3 ülkeyi delegasyonlar adına sözcü olarak belirlediler. Avrupa'dan kimse yoktu. Bir Mısır'dan aldılar.
sözcü. Güney Afrika'dan bir de Amerikalı'yı aldılar sözcü olarak. Yani şimdi biz oraya 100 ülkeden 200 siyasi parti, 500... Ha şunu da söyleyeyim. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün bütün üye ülkeleri ve aday üye ülkelerinden de temsilciler gelmişti. Bütün bu toplantılara onlar da katıldılar. 7 ile 10 arasında toplantı evet. var zannediyorum evet. Şanghay İşbirliği. Ve Amerikalı, oradaki yani Amerikan Komünist Partisi'nin genel sekreteri, Chicago'da yaşıyor kendisi. Şunu söyledi, bayağı öz eleştiri derken Amerikan yayılmacılığını eleştirdi ve şunu söyledi, Çin ile Amerika arasında dedi karşılıklı bir bağımlılık var dedi. Bunu söyledim. Beyan son evet, kısma geldi. Ben şunu istersen izleyicilerimize evet. hem gösterelim evet. hem de evet. ne anlama geliyor. Çin'den bize hediye getirmişsin. Bu yazının anlamını bir söylersen oradan devam edelim istersen. Evet. Çin burada... diplomasi yapıyor ama Beyhan Bey de yapmış anladığım kadarıyla orada. Diplomasinin bir özetini bir cümleyle evet. getirmiş bize. Evet. Burada şimdi şuradan başladılar. Yani hattat sanatı. Şey. Evet. Yani bu soldan sağa da gidilirdi. Sağdan sola da gidilirdi. Buradan yani artık ben de öğrendim bunu. Caciye Hıpin, Saciye Hıpin. Yani Cacin Hıpin, Saciye Hıpin. Yurtta barış, cihanda barış, anlamına evet. geliyor. Bunu oradaki hattat sanatçıları rica ettik. Bizim için özel olarak. Bizim için özel olarak. Biz de bunu ulusal kanala. Bu deyim Çince'de, yani tabii biz Çin dilini bilmiyoruz ama yanlış da bir şey söylemek istemiyorum. Çin dilinde olan bir deyim mi yoksa... siz daha sonra özel bana bir tercüme mi? Daha tercüme sonra mi bakanlık oldu? Yetkilileri bana şunu söylediler. Dediler ki bunun aynısı bizde de var. Ben dedim bunu hangi siyasi liderini söyledi? Dediler bizim bir siyasi liderimiz söylemedi bunu. Bu bizim işte 5000 yıllık bir medeniyetimiz, evet, kültürümüz evet. var. Kime ait olduğunu bilmiyoruz ama kökleşmiştir dedi. Cahı van şın kışım diye öyle o şekilde gidiyor yani. Onların ben öyle bir şey yazdı. Evet. Peki önümüzdeki dönemde aldığın izlenim, Çin daha çok sana da sorulan, katıldığın evet. özel toplantılarda bölgeye, Orta Doğu'ya, Suriye evet. meselesine ya da PKK meselesi, Kürt meselesi, evet. buralara daha aktif bir tutum alabilir mi? Senin aldığın İpek Yolu projesi var. Yani bu terör örgütleri evet. aynı zamanda İpek Yolu projesini de önünü kesebilir. Evet. Yani bunun farkında mı Pekin yönetimi? Biz parti önderliğimizin temsilcileri ne zaman Çin'e gittiyse bu konuyu her zaman vurguladık. Bu sefer de vurguladık. Yani buradaki açıkçası durum şu. Çin olayın yani biz bu eleştiriyi yapıyoruz orada. Yapmaya da devam edeceğiz. Büyük ölçüde meseleye ekonomik açıdan bakıyor. Yani bu kuşak ve yol girişimi kapsamında örneğin şimdi Şanghay İşbirliği Örgütü'nün daha çok güvenlik boyutunun öne çıktığı ama önümüzdeki dönemde kuşak ve yol girişiminde Şanghay İşbirliği Örgütü'nün çok önemli görevler üstleneceğini bize bakanlık yetkilileri söylediler. Yani bana ben bir soru sordum. Bunun üzerine o bilgiyi aldık. Şunu iddia ediyorlar. Amerika'nın da lehinedir diyorlar. Yani bu kuşak ve yol girişimi. Hani Amerika tedirgin olmasın, rahatsız olmasın. Çünkü burada yine aynı nasıl içe dönük en önemli prensipleri sosyalizmin birinci aşamasındayız. Değil mi? Bu en önemli prensipleri bu. İkincisi dışarıda da en önemli prensipleri savaşmadan, barış yoluyla gelişmeye, büyümeye devam etmek. Yani Amerika'yı barışçıl yollarla Sayın Beyan Yıldırım, devre dışı bırakmak. Vatan Partisi evet. Avrupa Temsilcisi çok fazla evet. notu var. Bir programda öyle ki evet, bunları aktarmak da çok mümkün. Değil, farklı açılardan bahsettin. Uzun uzun konuşulması gerekiyor. Biz seni tekrar konuk alalım. Ben yarın daha... yolcuyum, bilmiyorum ne zaman. Yarın sen yola gitmeden tekrar konuk alalım. Bağlanabiliriz tekrar. Bu daha uzun değerlendirmelerini almak istiyoruz. Tabii şu söz evet. aslında özetliyor. Evet. O kadar da uzak değilmişiz demek ki. Ortak bir geçmiş, ortak bir tarih kültürü de vardı. Farklı bir açık attın. Teşekkür ediyoruz. Son cümleni alıp kapatıyoruz. Yani son cümlem, benim orada edindiğim en önemli izlenim şuydu. Yani bilimsel sosyalist bir parti, milli demokratik devrim sürecinde ne kadar önemli işler yapabilir ve bir ülkeyi bilimin rehberliğinde ne kadar çok hızlı geliştirebilir, ileriye götürebilir. Kendi açımızdan da şunu gördük. Yani orada 100 ülkeden 200 siyasi partinin 500 delegesi gelmişti. Partimizin bizi ne kadar iyi yetiştirdiğini onu orada bir kez daha gördük yani evet.
Yokun, senin son cümleni de Beyhan'a aktarmış oldum. Memnuniyetle. Kendisi misafirimiz. Efendim, Ulusal Özel'de bu akşamlık bu kadar. Tekrar görüşmek üzere, iyi akşamlar.